vardı artık. Evet, maceralı şeyler oluyor. Böyle Aha çalışmıyor süper. hiçbir şey şu an. İşte bu Hiçbir şey canlı çalışmıyor yayındır. bilgisayar. Süper. Canlı yayın. Hakikaten Can Sungurlu yayın. Evet. O mizah. Kötü mizah ama. Dur. Kötü mizah tabii canım ama temiz. Yani çalışmaz diye çalışır. Sen hiç İnsan baktın mı hangi kendini bilecek. kategorilerde neler veriliyor diye? Bu haftalar önce bakmıştım ya. Dur ben bir daha bakayım da sinirimiz kalksın. Sinirimiz. Sinirimiz bir kalksın Evet. yine. Bakıyorum şimdi. Efendim arkadaşlar, bu arada evet, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Tuna Pamir benimle beraber. Tuna Pamir biliyorsunuz yurdumuzun yetiştirdiği en büyük Civilization oyuncusudur. Deyip iyice ateşin aslanın ağzına atayım seni böyle. Çünkü illa ki senden daha iyi Civilization oynayan 20-30 tane falan minik böyle kendi dünyasında deli vardır. Onlar böyle tetiklensin. Gelsinler hemen. Var var. Bu çok iyi oynayan arkadaşlar var gerçekten Var ya. var işte, o senin Baya yani baya. turnuvalarda anlatıyorsun ya, acayip adamlar varmış yani hakikaten. Biz en iyi seni bildik Evet, hocam. abi. Ben abi kendi klasmanımdaki en iyiyim. Öyle söyleyeyim. Ha, kendi klasmanımda diyorsun. Peki Evet, o kadar yani. şimdi dur bakayım, ben bir kategorilere bakmaya çalışıyorum. Ne açıklamışlar Animasyon, bunlar? EE Game of the Artistic Achievement Year diye var. bir şey yapmışlar. EE ne acaba bilmiyorum. Bir tane özel kategorileri var. Buraya bu EE sponsorları bunların galiba. Tabii. Okey. Herhalde. EE kategorisinde Animal Crossing, Call of Duty Warzone, Ghost of Tsushima, Hades ve Last of Us Hades. Part 2 koymuşlar. Bir de Valorant koymuşlar. Bu böyle Ha, biraz Valorant'ı niye koymuşlar Valorant oraya ya? hani ortaya karışık falan gibi yapmış kendisini belli ki bu. Biraz sponsor olduğu için şeydir, hani sponsor demiştir ki ya, sponsor mobilci mi? Mobilci, Kim evet. ya şu Mobilciymiş ya, 5G falan diyor. Yani mobilci şey demiştir, abi online oyun koyun demiştir. Oradan yürümüşlerdir. yani? Technical Achievement koymuşlar. Technical Achievement'da Doom Eternal. Bakıyorum başka. Astrobot. AstroZeneca. Ne bu? Flight Simulator. Oo lan. Flight Simulator Technical Achievement'da şov yalnız bu arada. Miles Morales koymuşlar. Spider-Man Onu mı? niye koymuşlar Aynen. bilmiyorum. O şey, PlayStation ayıp olmasın tarzı yapmışlar onu herhalde. Çok büyük ihtimalle. Bir de Last of Us 2 var ki Last of Us 2 hakikaten şey, burada olduğuna yakışıyor yani. Dur bakayım başka. Devam ediyorum şimdi. Dur ben de şunu bir ekrana paylaşmaya Ha. çalışayım bu arada. Reis Neyse. bak. Game design şeysi. Game design kategorisi. Benim Hemen mikrofonun sesi kızıkmış bakalım. biraz. Ben de bir ona bakacağım. Half-Life Alyx. Evet, Last of game design Us. kategorisi de Animal Crossing. PlayStation'daki boncuk robotlar. Ghost of Tsushima galiba. Last of Us 2, Hades ve Half-Life Alyx. Bence Hades'le Half-Life Alyx dışında burada game design'e layık çok öyle aman aman birisi yok gibi geliyor bana. Ya aynen ya zaten ya bence burada bir noktada şeye hani Half-Life tamam büyük title da şeye de yani artık şu Hades'i de versinler bir şeyler de rahatlasınlar ya. Anladım yani. Siz Evet. yayında mısınız bu arada? Evet, Yayındayız, yayındayız. yayındayız abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şimdi bir yayın açıyorum. Haberini okuyup geleceğim. Tamamdır. Tamamdır. Metin. Ne zaman Metin başlıyor etkinlik? Valla işte ve 10-20 17 dakika dakika sonra. sonra filan, ha. Aynen. Ha, okey, tamam, buradayım, geleni gibi, hadi öpüyorum. Tamam. Yeni uyanmış Metin uykudan herhalde. Sağır. Mr. İsmail teşekkürler. Prime Desikiniz için hoş geldiniz. Ondan sonra Oh. Ha, kendimi yutlamadım. yine aynı şey yapacaktı ya. Yani, multiplayer var. İşte game design var. Müzik koymuşlar. Family var. Evolving game. Bence evolving game de enteresan kategori, güzel kategori. Bir şey söyleyeyim mi? Adamların oyun okur yazarlığı o kadar Game Awards'tan yukarıda ki, kategorileri bile kaliteli desem çok mu övmüş olurum? Yani graphics falan demiyor herif mesela, yani anladın mı hani? E tabii family janrası, evolving gelişen, yükselen değerlerimiz diyor. Ne bileyim. İlk mesela ilk debut game'ler var. İlk başlangıcın iyi başlangıç yapanlar. Yani hani tam best game ever zıvır var da. E bir de tabii ki sonuçta bu bir BAFTA olduğu için bir tane de British game olmak zorunda arkadaşlar. Yani arka tarafta adam var. En iyi İngiliz oyunu da seçecekler bu seneki. Bu arada Ya. şöyle bir enteresan bilgi var. İngiltere'de abi bu tarz böyle devlet fonlarından yararlanmak istediğin zaman sana böyle 100 maddelik bir kağıt veriyorlar önüne. Diyor ki sen işte Big Ben'i gösterdin mi? İşte Buckingham Palace'ı gösterdin mi? Kraliçeye övgüler dağıttın mı? Falan ıvır zıvır gibi böyle zilyon tane madde var abi.
Allah Ve Allah. bunların ne kadarını yaparsan o kadar yüksek puan alıyorsun ve devletten aldığın kredinin boyutu o kadar büyüyor abi. Acaba Assassin's Creed Valhalla bedavaya mı getirdi oyunu dersin? İngiltere'de marketinge para vermişlerdir. Yani bak kategorilerin güzelliğine bak, kategoriler isimleri. Animasyon demiş bir kere, tamam mı? Yani animasyon demek zaten biz oyunun içerisinde çalışan teknik insanları tanıdık demek. Yan tarafa geçiyorsun, artistic achievement diyor. Kategoriye bak. Tabii. Artistic achievement. Grafik falan değil yani herif, tamam mı? Tabii Yani sanatsal başarı abi. ha. Yani ötesi yok. O diyor achievement demiş. Bak yine o diyor achievement diyor. Yani şey demiyor. Musics falan gibi değil. O diyor achievement. Yani herifler oyunu anlamış baba yani. Ben çok hoşuma gidiyor bunların bu kültürü ya. Best game demiş. Debut game demiş. Evolving game, senin söylediğin gibi. Çok akıllıca bir isim bence. Yani live çıkan ve kendini güncellemeye devam eden oyunlara. Family demiş. Eyvallah. Game Beyond Entertainment demiş. Bak helal olsun. Yani Aynen. anlattığı bir şey olan, mesajı olan oyunlar kategorisi koymuşlar bir tane. Helal olsun. Yine Ya bu çok güzel virtual kategori. novel'lara bile şey koyuyor, opsiyon sağlıyor yani. Adam hani Tabii. arka tarafta böyle ben bir tane journey anlattım ama bunu sadece bir hikaye anlatarak yaptım mesela. Al işte kategori, yerin var yani, yuva bulabiliyorsun kendine. Müzik diye kategorisi varmış yine. Çok güzel. Original Property diyor. Bu sene çıkan ve ilk kez tanıtılan oyunları gösteriyor herhalde burada. Galiba. Narratif demiş Mümkün. mesela. Şimdi bak şey çok ilginç. Game Awards'da narratif design diyorlardı. Burada narratif diyor. Bence narratif demek bu arada 10 kat daha doğru. Yani narratif Evet design çünkü. yerine. Çünkü sana yerden narratif design'ını ne bildin herifin? 700 bin kere mi oynadın oyunu yani? Tabii. Ha bir Çok de güzel narratif ya. hani sadece arka tarafta hikayeyi nasıl hani yani şöyle hikayeyi nasıl oynattığın değil, bir yandan da o hikayeyi nasıl anlattığın ya bir yandan. Yani ikisi Tabii. bir arada ya oğlum. Şeyi hatırlıyor Tek musun taraflı abi? bağlı. Game Awards'da simülasyon ve yarış diye bir kategori vardı ve araba yarışlarının yanında şey de koymuşlardı. Flight Simulator'ı koymuşlardı falan. Hatırlatma Onlar abi, bunları bunların hepsini ben ya. silmişim şu an. İşte Game Awards'da sen sürekli 4x4 zombi öldürürüz oyunlarını izlemekten beynimiz eridi tabii. Sinirim bozuldu. Kabus gibiydi gerçekten yani. Şoklar üzerine şoklar. Abi ben bir de orada arka tarafta ödülleri falan kaçırdım hep. Çünkü biri çıkıyordu, eline bir kağıt okuyordu. Hemen laps ödülü verip kapatıyordu ya konuyu böyle. Aha. Sonra reklam. Aha. Aha, bir şeyler oluyor. Nereden izliyoruz? Abi YouTube'dan YouTube'dan izliyordun. Hello. açtık. Hoş Hoş geldin geldin. bro. Hoş bulduk. Yok, Aa. IGN'den mi izliyorsunuz? Nereden açayım? Ona Yok, göre BAFTA'dayız açıyorum. direkt. BAFTA'nın BAFTA diye kanalı var. Ha, Dur ben BAFTA'nın BAFTA. BAFTA. BAFTA'yım Ha, BAFTA çok pardon ya. Strateji ve simülasyon diye kategori varmış abi. Strateji ve simülasyon kategorisinde Microsoft Flight Simulator kaldırmış bu seneki ödülü. Çok iyi değil mi? Sağ olasın. Tabii şey çok önemli, havacılık stratejileri, işte Tabii. uçağı. Kanadın açısı filan. Ne kadar benzin Tabii. yaktın. Valla BAFTA kendi kanalında 334 izleniyor bu arada, yani 340'a düştü. Niye böyle ya? BAFTA izlenmiyor oğlum. Başka bir yerde mi açtı herifler yayın acaba diye ben de kuşkulandım şu anda. Bir daha yazıyorum. IGN'de daha çok olabilir. Direkt aratınca IGN çıkıyor. Bakayım. Çıkarla aynı anda girecekler sonuçta ya. Allah Allah. Çok ilginç. IGN'de 473, BAFTA'da 340 izleniyor. Aga! O bunlar yazık. %1'i kadar izleniyor Game Awards'un bu arada. Gerçekten kaliteli oyunlara gerçekten kaliteli ödüller verdikleri için Game Awards'un %1'i kadar izleniyor abi herifler. %1'i kadar. Ama Başlasın şey artar da ya. ya Valorant şey dememiş mi orada? Biz de buradayız. O yüzden bütün Riot ve dünyanın yarısına sahip Tencent'çiler gelecek buraya dememişler. Aga, PlayStation'ın paraları bitmiş buna göre o kadar destek atamamışlar. Ya çok şaşırdım ben BAFTA'nın bu kadar az izlenmesine. Budur yani asıl ödüller. Ve sırf bu sene değil yani, kaç senedir yani bu arada. Çok ilginç. Bu efendim mesela sinemadan bilmem neden hemen kopartıp böyle oyuna erken fark eden adam var bir de ya. Tabii. British Academy Game Awards. Yani British Academy'nin dönüp dolaşıp oyun sektöründeki en tutarlı ödülleri veren şirket olması beni bir noktada da çok şaşırtıyor bu arada ya. Niye? Yani bunlar onlara İngiliz'de kaldı. Yani şeyi düşün, anladın mı? Amerika'da ya da Japonya'dan beklerdim ben en prestijli oyun ödüllerini veren yeri.
İngiltere'ye kaldı. Onlar o kadar reklam ettiler, lol ettiler ki her şeyi. Bunların kategorileri güzel ya, dediğin gibi. Artistik achievement diye bir şey varmış. Gideyim abi. Ya sanatsal başarı yakalayabilmek yani, müthiş ya. Tabii tam aradığım kategori. Neyse, güzel müzik koymuş arka tarafta böyle. Dın dın. Bu burada adaylar da iyiymiş. Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx, Last of Us. Gene böyle şey yapacaklar işte ya. Sağa sola bir el göz, kaş göz çırpacaklar orada böyle. Hey oğuculuk. Eskeğimi kim alır ya? Alyx mi alır? Ya şunu bir cücükleyip bakalım. Tsushima alamaz. Morales de alamaz. Last of Us 2 ya da Alyx'e verirler bence. Hades'e de vermezler. Hades'e başka şey verecekler tahminen ya. O öyle çıkmaz oradan. Bence burada Half-Life Alyx alır ya Best Game. Kapatır geçir oradan. O almayacaksa da bence şey alsın, Animal Crossing alsın. Etkisi yetti zaten. Tabii tabii, ama yani Last of Us 2'ye lütfen no ya. Lütfen no yani. British Gamer. British Gamer'de kim abi? Formula 1 2020 ya. Bunların hiçbirine... Ha, Rocky'ye baktım bir tek. Rocky çok güzel gözüküyordu. Hiçbirine bakmadım onun dışında. Dreams de tam oyun gibi değil falan. İlginçmiş bu arası. BAFTA'dan paralar yattı arkadaşlar. Evet. Dedi ki ödüller az izleniyor, biraz izlendiririm biz dediler. Biz dedik ki o zaman BAFTA elitizminin bir parçası olun. Bu işe biz el atalım. İçeriye bir su almaya hiç gittim. Bütün almaya gittiğim sular döküldü möküldü, onları sildim geri geldim. Heyecanlandın değil mi? Bütün sularım döküldü. Biz de BAFTA, BAFTA elitizmini konuşuyorduk abi. BAFTA elitizmi güzel ya. Dur bakalım. Her sene en düzgününü, en doğrusunu veriyorlardı. Bakalım bu sene de en düzgünsünü, en doğrusunu verecekler mi? Bu arada BAFTA chatini bizim seyirciler bastı. Bak kardeşim, iki tane alacaksın falan diye yazıyorlar oraya. Çok güzel. Arkadaşlar vallahi daha kalabalığız. Mahvedin heriflerin chatini. Yok edin. Yardırın. Aynen, desinler ki wow, who is all these Turkish people falan desinler yani. Oh, Turkish people are very good game developers desinler. Aynen aynen. Turkey very good. Very good Turkey desinler. Turkey önümüzdeki sene bir BAFTA'ya hyper casual da giriyor mu Türkiye? Aa bak, Türk bayrağı attılar BAFTA'nın chatine şu anda. Evet, geldi. Aynen. Yaşasın. Aynen bak, Hello from Johnson Gurlan. Yaşasın. Erzurum. Erzurum Game of the Year diyorlar. Çok güzel. Çok iyi ya. Çok iyi. BAFTA bizi de gör. BAFTA. Bak hadi, öteki chat'i yardırıyoruz dedim. Heriflerin izlenmesi 300 falan arttı şimdi. Yani %50 falan şu an orada şey var. Türk seyirci var. Öyle... Domine edelim arkadaşlar. Türk'ün gücünü görsün. Aynen. Türk'ün gücü. Yani 856 izlenmesi çok ayıp bu arada BAFTA'nın ya. Ha, geldim. Hoş geldin. Hello. Şimdi bu bizim değer ve kıymet verdiğimiz son ödül töreni değil mi? Yani bu da kötü çıkarsa artık bitiriyoruz bu ödül muhabbetini. Ya bu kötü çıkmaz yani çünkü artık... kategorileri bile o kadar iyi ki düzgün ödül alacak herkes. İnşallah. İnşallah. Yani... Ya ama bir şey yaptık. BAFTA elitizmi önemli abi. Dur, ben de Telegram'dan duyurayım. Bu çete şey, ASCII Türk bayrağı atıyorlar ya Türkiye'den. Tabii. Türkiye. Hayır ama orada biliyorsunuz sınırlar mınırlar yanlış çizilirse bunlar suç ha. Hayır. Abi orada şey yok. Kıbrıs nerede? Gökçe adı, Bolcu adı nerede? Arkadaşlar ne yaptınız zannediyorsunuz? Aa, olmadı. Yani buraya penis falan atarlar mı? Kapatayım ben burayı en iyisi. Atarlar da yani. Oraya... Başkasının chat'e attığı penisten sen niye banlanıyorsun ya? Abi bilmiyorum. Twitch bu. Her şey olabilir. Doğru diyorsun gerçi. Bu saatten evet. Sonra her şey olur. Digital Freak hoş geldin sen de.
Erzurum kaç ödül alır? Erzurum kaç ödül alır bilmiyoruz. Ay ay. Şey, squad açalım mı? Tamam. Açalım abi. Bir arkada da çok korkunç bir müzik bir şey koysalarmış keşke ya. Yayın öncesi animasyon koysalarmış. Bak Game Awards bu konuda iyiydi. Game Awards'a başlıyorsun. Game Awards biliyorsunuz oyun ödülleri başlamadan ödüllerin yarısını dağıtmıştı. Best Soundtrack'i falan pre-partide vermişlerdi evet. Yani. Kıtlama çünkü reklam alamamışlar oraya yeterince. İnsan dalga geçtiler ya. İnsanların emeğiyle dalga geçtiler ya. Türk bayrağı doldu. Heriflerin çiti inanılmaz. Neden Türk bayrağı doldu? Niye? Bizim seyirci işte. Hadi basıyoruz. Türk'ün gücünü gösterin dedim. Gösteriyorlar şimdi Türk'ün gücünü. Betül de gitmiş bak. Yok, Allah'ın aşkına. Gitmiş oraya. Bir de EDF yazıyorlar. Görüyor musunuz onu? Kardeşim bizi yanlış tanıtıyorsunuz ya. Arkadaşlar bizi yurt dışına yanlış tanıtıyorsunuz. Yurt dışına bizi yanlış tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Tancan abimizin sesi kısıksa açarız. Açayım buradan biraz. Ha. Arkadaşlar bayrak at, bayrağı azaltalım, EDF'i arttıralım. EDF, EDF diye yazın. EDF'nin gücünü görsünler. EDF biliyor musunuz bu arada? Japonya'da inanılmaz fazla satan ama neden inanılmaz fazla sattığını Japonlar dahil hiç kimsenin bilmediği bağımlılık yapıcı kısa etekli kızlarla böcek vurma oyunu. İnanılmaz bir oyun. Kısa kısmında zaten ikna oldu bence orada. Neden herkes. Tabii aynen. Türk var mı? 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 Türk var mı muhabbeti ne ya? Abi Hasan abinin bir muhabbeti. Şey işte böyle güzel kızları raidlediğim zaman artık raidlemiyorum çünkü sürekli gelip Türk var mı Türk var mı Türk var mı diye şey yapıyorlar. Böyle şeyden bahsediyor. Türk gençlerinin ortak 31 sevdasından bahsediyordu bir yayında. Allah yani böyle hani evet bunu beraber deneyimleyelim. Türk var mı gibisinden. Türk var mı Türk var mı Türk var mı Türk var mı? Şey çünkü adam diyor orada diyor beni diyor izlemiyor diyor. Gidiyor diyor Allah'ın şeyini izliyor diyor. Minnesota'lısını izliyor diyor. Kızmış, içerlemiş. Bu arada gerçekten Baltan'ın chat'ini yok ettik biliyorsunuz. Bir tane İngilizce yorum geldi. Evet. Bu arada yok ettik gerçekten. Şey yapmadık. İyi bir şey yapmadık bence. Bilmiyorum. Bence BAFTA şapkasının önüne koysun, düşünsün. Türkler nasıl bizi böyle yendi diye gücümüzü anlasınlar. Akıllı olsunlar. Şu an Culture Victory alıyoruz değil mi arkadaşlar? Aynen, evet, evet. Aynen. Yani hiç sen bu kadar izlenmene yatırım yapmazsan böyle olur tabii. Bak Türk var mı yazıyorlar şimdi öbür tarafa eyvallah olsun. Tam da diyorduk ya. Ki oh ne güzel kaliteli ödül töreni izleyeceğiz. Haluk Bilginer gururumuz yazıyorlar. Aa evet arkadaşlar hadi BAFTA'nın chatinde biraz Haluk Bilginer'i övelim. Best Performer Haluk Bilginer yazın arkadaşlar. Best Performer Haluk Bilginer. Best Performer diye kategori var çünkü Haluk abim neden seneye Uncharted 5'te oynamasın mesela anladınız mı? Seslendirme yapar belki. Nathan Drake'in kayıp babası olarak Haluk Bilginer çıksa ya. Nathan hoş geldin falan. Haluk Bilginer hiç yapamadım. Türkiye'deki gayrimeşru babası değil mi böyle? Aa Tancan bir şey diyeceğim oğlum. Ben dün bir Kurtlar Vadisi pusu lore'una baktık biraz da lan Polat'ın DNA'sından çocuk varmış hikayede Kuzulade. Ya anlattım ya geçen gün oğlum. Onun oğlum. Spermen'i alıyorlar. Defne Samyer'in karakterini koyuyorlar. Sonra o koçun oğlu oluyor dedim ya. Ne? Oğlum bayağı Metal Gear oğlum evet Kuzulade diye bir karakter var. Hiç dinlemiyorsunuz beni ha. İnanılmaz. Ben şaka yapıyorsun sanmıştım. Metal Gear Solid olayı bayağı. Polat'ın spermlerinden çocuğunu klonu gibi yapmışlar bir de. Aynı tip böyle. Aynen. 3 tane çocuğu oluyor herifin. Şey mi? Solid Polat, Liquid Polat falan gibi mi böyle? Abi evet eğitim veriyor Kuzuzade'ye. Şeyi anlatıyor işte bu karanlık kaos konseyini falan anlatıyor. Çok garip yani. Valla Kurtlar Vadisi pusu fantastik bir eser galiba. Ben şu an orijinal Kurtlar Vadisi'nin 50. bölümündeyim. Evet abi. Biz işte şey ben şimdi biraz pusuya bakıyorum. Shin Kurtlar Vadisi. Çok kötü. O ilk ark bitince şey arkı İskender Büyük arkı bitince Polat delirip şey yapıyor.
ben yine yüzümü değiştireceğim ya falan deyip gidiyor böyle. Çocuk gibi oluyor. Sonra dur değiştiremezsin yüzünü falan deyip geri göreve gönderiyorlar. Oo 4 dakika kalmış. Geldi timer'ı. Hadi bakalım. Evet ya. Acaba kete reklamlar olacak mı burada da? Böyle Valorant, League of Legends falan olacak mı acaba burada da? Valorant zaten şeyde ödüllerde var. Ama Valorant'ı yani... şeye koymuşlar ama. Bir galiba ongoing'e koymuşlar. Bir de EE diye bir kategori var. Telekomünikasyon sponsorları var bir tane. Onun kategorisinde var. Siz League of Legends'a saygısızlık yapamazsınız. Yaptırmam bu yayında. Valorant'a ve League of Legends'a saygısızlık. O yüzden efendi olun. Niye kardeşim? Sadece rapçiler mi yapabiliyor? Allah Allah. Eldis Ferah. Çok teşekkürler Prime için. Vallahi yani şey... Nasıl böyle ayaklanıyor herkes bir anda ya? Evet, Türkiye Twitter'ı çok şey oğlum, çok gaz. Evet, evet. Biz bugün şey Can'la birlikteydik. Bayağı böyle güzel sohbet ettik. Denk geldi. Siz buluştunuz mu? Evet, evet. Kavuştuk en sonunda aynen. 100 yıllık buluşma. Aynen büyük buluşma yaptık abi. Evet. Ondan sonra böyle hayallerimizi paylaştık. İşte. Abi, Kurtlar Vadisi falan yazıyorlar ya çete. Yani abi şu an bizi dinliyorlar çünkü biz ne konuşursak onu yazar insanlar. Abi tamam da ama BAFTA'nın official chat'i burası. Globalde kimse mi izlemiyor BAFTA'yı? Niye domine ettik böyle? Onu diyorum işte. Globalde millet de globale rezil olduk diyor da arkadaşlar bir tek biz izliyoruz BAFTA'yı. Yani evet. Bence BAFTA dursun düşünsün. Ben bu sene neden bir Türk streamer'la çalışmadım diye. İşte seneye ne bileyim Big Boss Life'la falan beraber yapsınlar yayını mesela bizden. yollar açık olsun ne güzel olur yani. Şu an IGN'de cidden daha çok izleniyor ya. Gerçi yok geçti bu hafta şimdi IGN. İşte ama geçtiyse de bizim sayemizde geçti yani. Tabii abi. Şey diyeceğim. Buraya bari biraz da yerli oyun reklamı şey yapalım ya. Bir Bannerlord patlatalım mı buraya? Tabii. Evet abi. Senin oğlum, kutu game'i de basalım. Bannerlord'un MMO'su çıkmış ya. Oynayalım onu yayınlarda. Ben evet, çok istiyorum. Evet. Girelim ama abi. Private server evet. Oğlum 20 kişiyle daha girmeyelim. Biz 3'ümüz 4'ümüz giriyorsak girelim yani. Abi işte 3'ümüz 4'ümüz girelim. Biraderler olarak girelim de yani şey. Hmm. Geçen Lirik oynuyordu ve bayağı bildiğin MMO yani. Hani şey değil. Hayalini kurduğumuz oyunu yani. Bu arada dün şey oynadım. Bunu Sungur'a özellikle anlatıyorum. Dün yayında Crusader Kings 3'ün yeni şeyi geldi. Viking modu geldi. Flavor Pack. Oğlum tam senin istediğin oyun. Viking oluyorsun, yağma yapıyorsun. Bayağı Viking oluyorsun. İnanılmaz mekanikler getirmişler. Viking mekanikleri getirmişler. Tam senin istediğin kafa yani. Ya ben başta bir yapayım o işi dedim. Hemen iki yağmaya gittim. Ağzıma yüzüme vurdular. Tadım tuzum kaçtı. Yeterince yani güzel yağma oyunu çıkmadı. Bu sene abi, çok Viking oyunu karakterini... çıktı. Ama yeterince evet, iyi yağması yok hiçbirinin. Civilization dahil. Şöyle kendi karakterini yaparsan eğer ben bir tane mesela şey yaptım. Shield Maiden yaptım kadın. Ve işte kadını oynamak zor ya Crusader Kings'i biraz. Hayvan gibi de statlar koydum kendi karakterimi yarattığım için. Deli gibi büyüdüm, toprak aldım, raid yaptım, milletin karısını kızını aldım, erkeklerini aldım falan böyle çok acayipti yani. Bence seversin o şey yaparsan. Cem Pralı'na hoş geldin. Ha bu arada Twitch'te 20 bin izleniyormuş bu hafta. Yine de Gaming Awards'a kıyasla biraz az arkadaşlar. Bu arada yavaş modu aldılar chat'i. Sonunda. Evet, aslında. Türk'ün gücü diyelim mi? Aynen. Diyebiliriz bence evet. Esklaypos 14. ayında hoş geldin. Arkadaş Can Sungur ve Kenan Evren. Gezdik şey Can Sungur ve Kenan Evren benim 2 aylık abonem artık. Normal bir abone de değil yani. Başlıyoruz galiba. Hadi bakalım. Hadi bismillah. British Hadi bismillah. Academy Game Awards. Hadi yüzümüz gülsün bugün. Hadi bakalım. Bugün duyuru olur mu peki bu etkinlikte? Bekleyelim yok mi abi, duyuru? Bunlar reklam almıyor ki. Full reklam aslında. Activision Blizzard sponsor. Öyle mi? Bende çıkmadı lan. Sen nasıl daha öndesin ya? Aynı YouTube kanalında değil miyiz arkadaşlar? Dediği anda Blizzard'ın çıkması. Daha leş bir firma gelemezdi herhalde şu anda. İşte böyle dedin. Böyle dedin ve şu an Tuna'yı tetikledin. Ben bir sonraki raid şey kıyı baskınımda artık Tancan'ı sen Blizzard'la laf edemezsin. Bir dakika evet rapçileri istemiyoruz Twitch'te yeter artık. Bu rapçiler ne böyle? Yeter ne oluyor ya?
Rapçi değil arkadaşlar, bu insanlar siyahi sadece. Yok ulan, rapçi rapçi adam. Oğlum adamlar sadece siyahi değil, niye adamları rapçi diyorsunuz? Basketbolcu da diyeyim bari. Oğlum, oğlum rapper diye yazdı lan. Rapper yazdı. Evet bak rapper. Abi hayır, her mikrofona konuşuyor rapper mı? Twitch'te neyse, rapçileri istemiyoruz. Yeter artık gaming'den rapçileri uzaklaştırın ya. Ne diyor şimdi, rap müzik yapıyorum arada da Fortnite'ımı oynuyorum vallahi, çok iyi oluyor mu diyor. Bilmiyorum ne dediğini full kaçırdım. Aha Elder Scrolls 6 yok. Yok lan. Yok abi, bütün şey. Oyunları, bütün oyunların hepsini koymuşlar buraya. Sushima. Aynen. Sihirli tavşan oyunuydu o baştaki. Herkes çok seviyor ya. Bak senin favori oyunu çıktı. Neydi onun ismi? Final yok Fantasy abi. 7. Benim yok de abi, favorim. Ben emekli oldum Final Fantasy'den. Bağkur emeklisiyim. Final Fantasy'den. Kendine kadar oynuyorsun. Evet, kendime kadar. Carrion vardı yalnız ha arada. Bravo. Evet. O da adaylar arasındaydı. Ya görmedim ben onu. Evet, Carrion çok iyi sen ya. Ooo Carrion ya. Baftacılık. Aha. Metal kolu adam da çıktı. Evet. Cyberpunk, Cyberpunk da olacak değil mi? Cyberpunk ödül alacak mı acaba? Var. Ha, şu gökyüzünde gemi inşa ettiğimiz küçük bir oyun gözüktü arada 5 saniye. O hangi oyun acaba? Şey, yolladı bir arkadaş bana. Tahinci olunca. Millet bir şey soracağım size. Sizde Sea of Thieves yüklü mü? Bende yüklü. Yani, çoktan ben sildim. Bende var da yüklü değil. Ben de sildim. Aynen. bir ara yükleseniz de Sea of Thieves girsek ya. Oğlum. Ama proper adam gibi girelim. Oynayacağız. Öyle geyiğe sarmayacağız yani. Düzgün abi, oynayacaksak girerim. Düzgün oynayacağız. Hep bu planı 50 kere yaptık ve çünkü bir daha yap yani hiç oynamadık falan. Valla biz Pelin'le girdik 2-3. Makarası çok oluyor ama düzgün oynayınca çok keyifli oluyor. Ama iki kişiyiz, yetmiyoruz. Bir böyle biz de dörtlü ekip girelim daha sonra diye düşünüyorum yani. Tamam, düzgün oynarsak olur. Girerim. Benim kurmam 10 dakika yani. Girelim. Bu arada benim Twitch chat infilak etti sanırım. Emre The Dealer ve Yusuf Rao, hoş geldiniz abi. BAFTA'nın logosu bile kalite ya. Yani BAFTA'nın sunucusunun elbisesi bile altın arkadaş yani. Biraz düşük bütçeli prodüksiyon, farkında mısınız? Daha evet. Ya, evet. Bağımsız gibi. In 2020, games connected us in a way that wouldn't have been possible. Hades. Aksanlı. Vallahi hep Hades diyoruz. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Böyle programlarda falan sunucuların isimlerini yazsınlar arkadaş. Mesela kim bu hanımefendi? Ünlem Instagram. Niye abi? Neden abi? Evet. Merak ettim abi. Kim mesela bu şahıs? Yani kreditini alsın yani. Chat de şu anda öyle. Horny motherfuckers gerçekten ya. Ne alakası var abicim? Kimdir bu hanımefendi? Chat'te yani... dedim. Chat'te dedim. Canım sana demedim. Ha tamam. Herkes ne olur isim yazın falan yazıyor herkes. Siz de merak Günha etmediniz mi arkadaşlar? Günha Animal Crossing'e çıkar mı bir en iyi oyun? Çıkmaz abi. Çıkmaz mı? Ama ben Cyberpunk'ı yeni bitirdim. Yani geçen yayında da anlattık, konuştuk ya seninle. Cyberpunk'la ilgili çok karışık hislerim var. Duygusal yoğunluğu da bol oldu benim için. Cyberpunk'ın ödül almasını istemiyor değilim yani. Cyberpunk artistik achievement dışında hiçbir kategoride yok bu arada BAFTA'da. Çünkü BAFTA. Ya işte, evet, en azından onu alsın. Artistik achievement alsın yani. Bence hak ediyor çünkü onu. Ama şeyin farkındasınız değil mi? Yani... Yani adamlar artistik achievement'a soktuklarına göre diğer her kategoriye sokabilirlermiş ve oynayıp deyip sokmamışlar. Evet ama artistik achievement'a soksunlar abi, o hak ediyor ya. Narratifte de yok mu Cyberpunk? Mesela bak, şeyi de fark ettiniz mi? Assassin's Creed Valhalla da yok galiba bir sürü kategoride. Evet. Ki Odyssey vardı. Narratifte var ikisi de. Evet. Narratifte ve artistik de hakkıdır abi Cyberpunk'ın net bir şekilde.
Yani... Abi herifler bir oyunu 50 kategoriye koymuyorlar işte, aradaki fark bu. Evet. Ay bir tek galiba bir şey söyleyeyim mi? E-sporcular alınmasın da. Bu Game Awards'a habire şey koyuyorlar ya, en iyi e-spor takımı, en iyi e-spor koçu, en iyi e-spor e-sporu. Ya çok güzel söylüyorsunuz da en iyi e-spor koçu falan bilmiyorum ya. Onlar da bana biraz şey geliyor. Nasıl ölçüyorsun koçun iyiliğini yani? Daha mı çok bağırıyormuştu? Abi bilmiyorum, neyse. Bakıyorlardır bir şeyine. Bilmediğim konu. Boşver. Aa bu ne? Ne kadar whiplash, ne kadar whiplash değil diye bence. Şey anlatıyor, Covid hikayelerini anlatıyorlar. Şey de güzel burada bak, leading role de var, bayağı Oscar ödülü gibi. Supporting role, leading role. Burada, bu ne kardeşim? Burada da var Cyberpunk. Kadınlar böyle oyun firması mı açıyor kardeşim, bu ne böyle? Ben rahatsız oluyorum buradan. Evet, komik değiller, oyun oynayamaz. Evet abi. Sonra elfleri zenci yapıyorlar abi. Yüzüklerin Efendisi'nde elfler zenci olacak. Ben çok rahatsızım bundan. Gerilirsin değil mi düşünüyorum? uykularım kaçıyor. Çok yaşa. Hep beraber. Fotoğraflarını bile siyah beyaz basıyorlar artık. Evet. Vince Zampella yaşlanmış lan. Yaşlanır abi, kaç yaşına geldi adam. Bu arada ben önden gidiyorum herkese. Evet, sen nasıl yaptın onu? Abi hiç dokunmadım. Refresh bile etmedim. Kendi kendine başladım ve devam ettim. Adam hızlı. Ben de şu anda sakallı ve saçı dik bir adam konuşuyor. Ben baya ilerlerde bir yerlerdeyim ya. Oo, sen o zaman söyleyeceğim bize kimin az ya. Bir refresh at bari abi. Bizle aynı zamanda geri gel. Biz mi atsak, belki biz gideriz. Hep beraber F5 atalım mı? 3-2-1 yapıp F5 atalım mı arkadaşlar? Olur olur. Hadi 3-2-1. 3-2 refresh. 1. Hadi ittir. Tamam. Gözlüklü abla da herkes. Tombul abi değil lan. Tombul abi, aynen. Tombul abi diyoruz, koskoca adam. Kim bilir kimin neyi ya. Tombul kere adam. Yunus, teşekkürler paylaşım. Hoş geldin. Yes yes Tancan, biz senkronalık sende. Bu arada Tancan sen şeyde yoksun, squatta yoksun. Ben açmadım yayın. Açmadın mı? Yok yok, ben gece açacağım ya. Bugün NBA'in trade günüydü de NBA konuşacağım. Okay. Şimdi çok alakasız olacak diye. Günhan, bu adam da mı rapçiymiş, anladın mı? Abi rapçiler Twitch'e gelmesinler. İstemiyorum. A lot of people have been invited into the gaming community. We have been able to find a way of forming a strong community within each other and working with each other to build something. Technical art director ya. Title'lara bak ya. Technical art director diye bir rol var. Türkiye'de bakıyorsun full stack game designer diye title koymuşlar kendine. İnanılmaz ya. Full stack art designer. What? İnanılmaz ya. Kabus gibi. Bu adamın arkasında niye kavanozlar var yukarıda, ne onlar acaba? Abi onlar muhtemelen şey böyle gaming stuff yani, şu an tam göremiyorum ama o raf gaming raf herifin belli ki. Çok ya böyle... Pardon. Ya deminden beri konuşan siyahi abi bana Bayek'i hatırlatıyor diyorum. Bayek mi şu adam hakikaten Assassin's Creed'deki? Chat'te evet, yazdılar evet, şimdi. Aktör dedi ya zaten. Aktör dedi ya. Ben de diyorum ki ulan Bayek'e ne kadar benziyor. Bayek'miş adam hakikaten. Sağ ol. Mr. Bayek. Arkadaşlar chat'ten bahsedecek olarak, hani bu zor dönemlere kadar birbirimize karşı sorumlu olduk, çalıştık, iyi evet, işler evet, başardık. Aynen. Mutluyuz, gururluyuz dediler. Yine de kadar. Endüstri devam etti falan gibi. Hanımefendinin adını yazmıyorlar, bu seksistliktir. Benim chat'e geldi adı. Alalım. Al Osili Wood. Aa bize de geldi. Game design. Ben herkesten gerideyim ya. Aha. Kojima. Hideo Kojima. Kral çıktı. Geliyor. Allah Kojima. Konnichiwa, Kojima Hideo desu. Genzai no game wa
Ulan hep aynı muhabbet ya. Oğlum bu herifin gözlükleri ne güzelmişti. Evet evet çok güzel. Günhan tam çıktığı yumurtayı beğenmeyen bir civciv gibisin ha. Her koşuma eleştirdiğinde sana böyle diyesim geliyor. Abi adam 15 senedir aynı şeyleri söylüyor. Sıkıldı mı artık ya? Vay 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 vay. Bak art form falan dedi yine ya. Like a bellet dedi lütfen. İnsanları öğrenmeye, toplumu, dünyayı öğrenmek için oyun yapınız diyor adam. Hayal kurun diyor. Baba bir de İngilizce öğren artık ya. Yaz videoyu muhasebe odasında çekmiş muhtemelen. Tam muhasebe odasında. Death Stranding'den ne kadar kaldırdık? Normalde bunların ofisi güzel bu arada. Ondan dedim oğlum bu kadar güzel mekan bulabilecekken düz dosya dolabının önünde çekmiş ya. Hayvan gibi güzel ofisi var Hideo Kojima'nın. Burada bence Animal Crossing almalı bu arada. Başka bir şey yoksa. Bakayım. Game Design'da mı? Hades alabilir bu ya kesinlikle, burayı. Tsushima kesinlikle almamalı. Ona eminim. Game Design Hades almaz mı ya? Hades alabilir işte. Hades ve Animal Crossing bence. Hades değilmiş. Hades'miş arkadaşlar. Hades abi. Ya Half-Life alır ya bence Hades olur. Hades. Last of Us'a verirlerse valla küfür ederim ama bak bir şey diyeyim mi? Edikeceğiz. Çünkü bu yani game design ödülü anladın mı? Amir Rao mu var sizde de? Ben Hades diyorum abi atın Hades, Hades. Hades veya... Yeah! Yes! Yes! Hades ya gözünü sevdiğim işte. Ne? Helal olsun. Oğlum aldı. Bende niye yok? Ben ne izliyorum oğlum? Ben de Amir Rao diye bir adam konuşuyor şu anda. E tamam evet, işte Hades'in yapımcısı. Hades'in yapımcısı işte. Demin açıkladı oğlum Kojima. Abi ben arada kaçırdım galiba ya. Uf neyse Hades'in aldığına çok sevindim ama. Çünkü game design'ı evet, en öyle. Çok hak ediyordu bu sene. Chat pardon ya. Kaçırmayalım diye değiştirirken kaçırmışız orada. Kusura bakmayın. Game design'ı Hades aldı arkadaşlar. Benden izleyen herkes için tekrarlıyorum. Tam açıklanmadan tahminleri fışkırtalım güzel olur. Bence okey ya Hades'in alması. Çok iyi bence evet. Abi, çok iyi. Artı puan. Aynen tertemiz. Whether we were madly careening across candy floss inspired courses as sentient beings or ravenously consuming scientists as an eldritch mass of bloody tentacles. Our next nominees showed an incredible capacity to imagine and execute new ideas. The nominees for original property are Original property. Bu bir kategoriymiş. Çok iyi kategori bu arada. Tertemiz. Carrion. Abi çok ya, iyi. Carrion'ı ben çok keyifli oynadım bu sene ya. Çok. Ben Carrion'ı oynamadığım için burada ben yine Hades diyeceğim. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima bu arada alabilir ya. Yani evet. Ulan Hades de alabilir. Bu sene hakikaten burası çok güçlü. Evet. Kentucky Route Zero TV. Bunu oynamadım. Oyun eski değil mi diyecektim. TV Edition'ı çıkmış. Okey. Bunun da ilk 2 saatini oynadım. Minnoş Gaming'de oynadım kadarıyla. Şu ruhunu bul gaming. Hades'e verirler mi acaba ya hakikaten? Vay güzel. Kentucky aldı. Allah Allah. Route Zero. Oynamak farz oldu. Yıllar önce oynamıştım. Güzeldi ama tabi burada böyle bir ödül beklemiyordum. Hiç. Allah Allah. Bak bu adamın kedisi var. Kedisi olan adam ödülü hak etmiştir. Yüzleri tüylü. Ben şu Spirit oynayayım ya. Ne zamandır oynayayım diyordum. Şey, Can diyorlar ki senin için herkese öne geçiliyorlar. Öyle mi? Gene bir kolektif refresh time mı? Hayır, bilmem. Ot olur, bastım yine. Tekrar bastım F5'e ben. Teşekkür ederim. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Hiç reklam falan koymamışlar aralara. Çok iyi. Akademi kalitesi abi.
Yani şey falan yok yani. Önce Tencent'in yeni oyunundaki skinleri tanıtıyoruz ya da Valorant'taki yeni skinleri tanıtıyoruz sekansları yok yani. Evet. Yok ya da Fortnite'a şey geldi, Boba Fett geldi falan dedi. Evet. Ya aslında oyun reklamına ben ters değilim. Sadece çok kötü oyunların çok kötü reklamları oyunca Game Awards'da bozdu. Mesela ben burada biraz yeni oyun duyurulsa şu an bir de üstüne bal kaymak olurdu açıkçası. Bence koyarlar ya. Acting is reacting. Frodo. Ya ulan Frodo değil. Frodo dedi. Elijah Wood değil mi oğlum bu işte? Harry Potter. Ama New Jersey'li Harry Potter bu. Amerika'da gidiyormuş bu okuluna. Performing ne? Supporting role. Aha. Yok. Ya Judy siktir git beni terk ettin zaten oyunun finalinde. Judy'yi geç. Neler var? Bunu var. Jeffrey Pierce olabilir. Tommy'ye verecekler. Evet, Tommy'ye verecekler bunu. Last of Us alır ya. Bu arada bu da dramatik çünkü. Tam şey versinler ve sustursunlar ya Last of Us'ı. Evet, vallahi, evet, versinler de sustursunlar. Bence bu da olabilir. Bunun seslendirmesi çok iyiydi ya. Haluk Bilginer yok mu? Abi gerçek bir Moğol'un kotun kanı oynamamasına bilmiyorum, rahatsız oluyorum. Tabi oraya böyle... Ben full Japonca seslendirmeyle oynadım bunu. Aa, Shannon Woodward aldı abi bunu. %100 aldı. %100 bu hanım kız alır bunu. %100. Evet. Oho! Bir dakika arkadaşlar, Troy varmış. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bütün oyunda... Can halatı da koysalarmış. Abi benim size söyleyeceğim şey ne biliyor karakter... musunuz? Last of Us 2 ile ilgili asıl rahatsız olduğum şey supporting rolde Joel'i görmek ya. Abi bir şey diyeyim. Hades götürdü Logan Cunningham'la. Helal vallahi. Oğlum seslendirmesi yeter. Troy Baker'a vermediler bildiğin. Vay! Herifler bitch slap vurdu lan Last of Us 2'ye. Helal. Bu adam bu arada... Hey this. Bu arada lafınızı biliyorum. Bu adam Supergiant Games'in bütün oyunlarında yani Bastion 2'nin narratörü de buydu. Bastion 2'deki evet. Şarkıları ha. Söyleyen çocuk da buydu. Diğerinde de narratör buydu. Bu bayağı iyidir. Supergiant Games'in dış sesi bu çocuk. Sesi muazzam oğlum bu adamın. Bizim banka reklamlarında böyle seslendiren abi vardı ya bir tane böyle yıllarca seslendiren. Bu adam Supergiant için o adam. Banka adam. Banka adam. Solcuların Haluk Bilginer gibi bir şey yani bu adam şu an. Kral ağladı mı lan yazık lan çok mutlu oldu. Ama çok hak ediyor oğlum. Bu Bastion'dan sonra inanılmaz popüler oldu bu arada bir kitle arasında. Hiç çok şeyi de bırakmadı. Kendi şirketini de kendisini meşhur eden ekibi de hiç bırakmadı herifler. Helal valla. Bastion tayfayı öpüyor. Abi zaten bak hani şey yapan bu tarz firmalarda bu adamlar gitmiyorlar yani anladın mı? Kalıyorlar yıllarca orada. Ben bunun üzerine Hades'i bir de Switch'e patlatırım şimdi ya. Yalnız arkadaşlar yayından önce hepimiz Hades diyorduk. 2 dakikada Hades oldunuz. Sizi de biraz kınıyorum. Hades'tir bu yani. Evet. Hades. Hey, aa gözü doldu lan. Gözü doldu oğlum. Ay canım evet. Benim ya. Bu herif hakikaten... Gods won't give you no trouble son mı ne? Bastion'da öyle bir tane şarkıyı seslendiriyordu mesela. Çok iyiydi o şarkı hakikaten. Herifin böyle Allah vergisi güzel bir sesi var yani. Abi adamın kanında blues var, blues. Bak şimdi, rapçi mi adam kanka? Blues var diyorum oğlum, rapçi demedim, blues. Basketi de iyi oynar bu adam değil mi kanka? Ya hayır abi. Ben utanıyorum deme şöyle şeyler. Küçük Ev 3. ayında hoş geldin. Evolving. En boktan kategoriye geldik abi. Ya, bence isim olarak, konsept olarak çok iyi abi. Yani yeni çıkıp devam edenler. Aa! Kadın çıktı. Ne oldu ki? Ben bunu böyle baya bir kodaman adamın sunmasını bekliyordum. Kadın çıktı bir tane. BAFTA kalitedir arkadaşlar ya. Aa, Evolving Game'miş. Pardon, Games as Service değilmiş.
Abi aynı şey yani evolving derken şık bir şekilde yıllardır bize aynı şeyi kakalayan oyunlar diye bahsetmeye çalışıyorlar. Dreams niye bunu bilmiyorum ama. No Man's Sky askım bunu ya. Bence ama bunu No Man's Sky... Fantasy 14 olsa da olsa keşke. No Man's Sky. Fortnite girdi. No Man's Sky. Aa, No Man's Sky bunu çok hak etti ya bu arada. Evet, No Man's Sky hak etti bunu, bayağı hak etti. Hakikaten hak etti. Aa, Sea of Thieves de fena değil ama No Man's Sky daha çok hak ediyor. Sea of Thieves de seneye alsın. No Man's Sky ölüden döndürdüler abi oyunu. Tabii tabii. Sea of Thieves'e daha content eksik abi. Daha evet, No Man's Sky. No Man's Sky mutlaka. Aaa! Ooo! Vay be, balık mevsimi ya, ondan verdiler. Yasaklar başlıyor sanırım. Ama bilmiyorum, hatırlıyor musunuz yani Sea of Thieves de baya baya ölü doğmuştu. Evet evet. Evet. Ama No Man's Sky daha çok hak ediyordu sanki ya. Yalnız Buff'ların her kategoride popüler tokatlaması biraz şey gibi değil mi? Hani şov, hani artık iyice Last of Us geç kenara, Fortnite yürü oğlum falan, hani böyle. Bu ara soldaki yazı okudun mu? Evet. Odds of winning Buff'ta 1-1. S4 Payrise. S4 Payrise. S4 Payrise çok iyi. Maaşınız zam içine sol kardeş, hadi yallah. Bana şu anda çok iyi geliyor lan bu ödül töreni. Evet evet. Bayağı iyi ya, kalite. Yıllanıyor gibi hissediyorum yani. Game Awards'da çektiğimiz çileden sonra burada şu an kaymağını yiyoruz bayağı. Evet evet. Ne? Devam? Allah Allah. Bu şey değil mi, Doktor Who'daki kız değil mi ya? Bu EE Game'in açılımı ne ya? Abi EE bunların Vodafone'u Turkcell'i. Ha. Kategori ya, bu sponsor kategori ödülü abi. Yani şey, bir bağlama olmayan bir ödül bu. Tamam. Boş boş. Animal Crossing'e versinler bunu da bari ya. Yok bunu. Ben de bilmediğim teknik bir şey mi diyor. Şeyci EE çünkü şeyci, telekom operatörü olduğu için online bir oyuna verirler bunu her türlü. Çünkü bağlantı hızımız falan diyecekler yani. Call of Duty alır bunu. Yok muhtemelen Valorant. Warzone fena değil. Valorant da alabilir gibi geliyor bana. Ne kadar çok kategoriye girdi Ghost of Tsushima. Hades de öyle. Hades de öyle, aynen bayağı. The Last of Us Part 2. Ay hiç ödül alamadı lan Last of Us şu ana kadar. Verirler abi. Abi bence. Peki Valorant şey yazdı bende. Ha Valorant ne abi, altınızdaki Allah kahretsin. Şey abi. O kadar sevmiyorlar. Neil Snyder. Neydi? Erik Drukman. Erik Drukman Twitter'dan ağlar mı, bize ödül vermediler? Ağlar. Ha? Abi bir sanat çekmiş lan. Aaa! Okey. Allah Allah. Ne güzel. Oh, evet. İlginç lan. Hani vaheler aslında bir yandan da. Gerçekten. Evet. Bu halkın ödülleriyle seçilmiş çünkü. Yılımız kutlu olsun Yörük Osman. Bu halk oylamasıyla seçilmiş çünkü arkadaşlar. Evet evet. Bunu da Last of Us'a vermelerine şaşırdık bir an. Laflara bak. Boundary'lerimizin dışına itti falan bilmem ne. E oğlum sen de hater oldun iyice. Adam halk oylamasıyla seçilmiş. Az konuşsun sen de. Şey yaptın iyice ha. Bitmedi mi kardeşim? Çizgilerini bitmedi zorlamadın mı? Zincirlerini kırmadın mı? Abi bak bir şey söyleyeceğim. Last of Us 1'i yapan adam da bu adam ha. Bunu yani arada unutmayalım. Ben de gıcım adama birazcık. Ama artık öldürdük iyice adamcağızı da be. Meme oldu meme. Ah be. Evet. Bir şey soracağım arkadaşlar. Beni ne zaman göreceksiniz burada? BAFTA'da. Tunopamir çıkacak orada. Üf. Abi 5 seneye görürüz bence. Şu sarı elbiseyi sen giy, seni de böyle izlerim bu arada, onu da söyleyeyim. Giyerim ulan. Ooo acayip momentler. I think in 2020 we've seen more people who didn't previously think of themselves as gamers suddenly discover the benefits of this space. 2020 was the year that gaming
became to the world what it always has been. This social experience that connects people. Aa, ben de kime benzettim diyordum. Gerçekten bizim Özgün lan. Özgün lan bu. Your friends go visit their islands. My wife and I were at a remote house, no internet, around a fire pit. Böyle kurt adam genetiği varmış gibi duran erkekler var ya hakikaten. Özgün de bak o kategoride, bu adam da öyleydi. Evet, evet. And our only thought was Animal Crossing. Had my little character in a tuxedo, and with friends we had made, were there to count down with us and watch that together in turn, and you know, share a kiss at midnight. You see people connecting over games and using them for good, and using it to raise a lot of money for charity. We saw so much resilience. Wow, arkadaşlar. Developers getting games out. Dakikalardır Among Us görmedik, farkında mısınız? Evet. I don't think I'll be as chipper as I am now. Çok mutluyum bu konudan. These groups of friends playing games. Gerçi o yapan çocukları da seviyorum ben ya, çok. Ya evet, evet, yapan evet. Çocuklar, yapan çocuklar iki tane, böyle iki tane, üç tane tatlı çocuk yani. Onlar böyle maskeli yok olmuşlardı en son Game of Wars'ta, böyle acayip şeyler olmuşlardı. Doğru. Muhtemelen kayıştığı anda falan oturuyor onlar öyle. Realizing that we were still able to have these massive tier 1 tournaments and gerçekten bu sene oyunlar vakti zamanında Second Life'ın hayal ettiği şeye dönüştüler ya. Second Life 15 sene erkenmiş yalnız, işte onu gördük. Yani Fortnite konserleri falan filan, hakikaten güzel güzel şeyler de vurguluyorlar arada lan, hoşuma çok gitti hakikaten. Fall Guys'ta görmedik daha. Gerçi göreceğiz bir noktada. Yok şey, arada hopladım zıpladılar da yani. Abla Jameson içiyor. Vay. Tabii tabii, klas. Turşu suyu. Yarısek Irish whiskey seviyorum. Video games bring us experiences that move us. From the raw creative potential of dreams to the somber meditative moments of The Last of Us Part 2. Allah'ım, senin o creative potential diyen hitabetini yiyeyim. Ayıp oluyor kardeşim. Kardeşim ayıp oluyor. Allah Allah hitabet hissi kuvvetli mi? Hitabet hissi kuvvetli galiba. Allah sevdiğine başlasın. Ha, demin bu adamı yanlış bağlamışlar. Ondan evet, şaşırmış. Evet, evet. Çünkü çok şaşkın baktı demin. Ben de anlamadım ne oldu. Hazır değildi buna. Creatively and immerse themselves in a fully realized world. The nominees for Game Beyond Entertainment. Bak ne güzel adam, gömleğini yeleğini giymiş oturuyor. Beyond Entertainment. Aa, mesajlı oyunlar kategorisi. Animal Crossing. Last of Us. Bunu Animal Crossing mi alır ya? Aa, şey de alabilir. Ya hadi versinler artık ya. Yo yo, şey alacak bak. Dur, biraz sonra çıkınca atacağım. Türkiye'ye. Terli Vay benim favorim. Ha, Türkiye'ye hiç çıkmayan bir oyun var ya, başrolündeki karakter trans olduğu için Türkiye'ye çıkartmadılar bile oyunu. Abi evet, ben ona delirdim. Onu nasıl engellediler Sungur ya? Niye öyle bir şey var? Şirket kendi yani çıkartmamış var abi. Ben demiş niye Türkiye'ye öyle çıkayım mi? De yani korkmuşlar bizim başıma ülkeden. Başıma bela almayayım demiş. Ha, bu Terli Vay işte. Bunu buna versinler bence de. Bu çok üzücü. Benim haberim bile yoktu. Vallahi abi, global imajımız bu seviyede işte, düşün. Çok kötü ya. Çok üzücü yani. Ondan önce Blade Runner'ı Sony kendi kendine sansürlemişti yani, arası çok saçma ya. Bıraksan hoş geldin. Abi muhtemelen biz bir kategoriye dair ülkelerdeniz. Şimdi kategori ismini burada vermeyeyim. Bazen eliyorlar bizi. Dur bakayım, kim alacak acaba? Tell Me Why Else. Animal Crossing kaldı. İyi de olur. Güzel. Tabii güzel. Tabii. Helal. Okay. Aha, bu adam gerçekten hayatının son bu oyuna harcamış gibi. Evet, bu arada yaşlanmış. Animal Crossing New Horizon. Animal Crossing. Animal Crossing'in bunu alma sebebi, bilmeyenler için de seyirci için de bir tekrarlayalım. Animal Crossing arkadaşlar, korona başladığı dönem tam lansman dönemiydi. Millet evine kapanıp Switch'inde Animal Crossing oynamaya başladı ve sokağa çıkamadıkları dönem buluşmalar, kavuşmalar, Joe Biden orada miting yaptı, millet cenaze yaptı, millet düğün yaptı. Adeta eskinin Second Life'ı gibi, aynen. Böyle bir sosyalleşme alanına, bir de böyle bahçe yapıyorsun, balık tutuyorsun falan. Korona döneminde millet çok akıl sağlığımıza yardımcı oldu diye çok övmüştü Animal Crossing'i. Oradan bağlamışlar. Yok, benim bile oldu. Yayınlarda falan da oynadık. Benim bile oldu ve bence şey abi, çıkış tarihini değiştirmediler. Çok önemli bir hamle bu. Tabii. Evet, evet. Helal. Evet, hadi bakalım. Müzik kategorisi. Evet, gerçi biz diğerlerini dolandırdık Animal Crossing'de ama olsun.
Müzikte kimler var bakayım. Games have always drawn praise. Peki her kategoride hak eden birisi aldı ve şu ana kadar sıfır şikayetimiz var. Farkında mısınız? Evet. Aa, Ori de çok iyi lan müziklerde. Ben bu kategoride arkadaşlar Cyberpunk'ın alması gerektiğini düşünüyorum. Yok, bir dakika yani. Müzik mi bu? Müzik değil mi bu? Audio. Müzik. Ha, audio mu? Ha, audio mu? Pardon. Ha, audioysa bir dakika. Audio farklı bir konu. Tabii. Ha, audio achievement, okay. Tamam. Abi. Hades. Görelim. Hades mi? Ha, ben onu dedim. Ya bunda neymiş ya böyle? Ya bunda kumandadan ses efektleri vardı. Belki oradandır. Ya genel audio şeyi daha bayağı güzel değil şimdi. Bak o Tsushima'da bir şey yok. Tsushima'da yani artık bir yerden sonra yeter be abi verin demiştir yani şu an. Evet. Oğlum Hades'i bayağı pro yapmışlardı ama yani. Abi Hades'in... Alex. Çok... Aa Alex. Evet. Spider-Man değil de. İlki gibiyse iyiydi yani. Ben iki gibiydi. Bence bunu Alex alsa götürür ya. Alex muhteşemdi. Alex'i de o kadar oynayamadık ki yani. Paramız mı var be kardeşim? Ay ne, gelmez abi. Ne fenaydı şu sahneler ya. Sesini ne yapmış? The Ghost of Tsushima. Aa! Tsushima abi. Niye lan? Abi çok otantik bir ortam diye belki de bilmiyorum yani. Adam, adam da şaşırdı zaten. O da şaşırdı. Bize niye verdiler lan ödül falan oldu adam. Oğlum adam bence bu kadar giyindim bir ödül aldım diye sevinmiştir yani. Adam inanılmaz çık bu arada gerçekten lan. Oğlum bu da bayağı stadyum büfesinde çektir bunu. Niye kötü kötü mekanlardalar ya? Yok burası galiba kafeteryası şirketinin. Arkada chipotle sos var. Evet arkada chipotle sos var. Paralar yapmış. Biraz acı yemiş. Hatta bir şey söyleyeceğim. Ghost of Tsushima'nın ses tasarımı biraz gıcıktı çünkü şeyi hatırlıyor musunuz? Sürekli size ok atmaya başladıklarında Dojo, Dojo diye bağırıp duran adamlar böyle kafa ütülüyordu bir yerden sonra. Yani şaşırdım. Neyse. Yani belki böyle şey gibi bir olayı var. Ya Totoro... Evet. Ha onu diyecektim işte. Totoro Audio'da ortam sesleri falan iyiydi canım. Evet. Ama... Şey falandır belki. Katanaları gerçekten de fully yapmadık, gerçekten aldık falan gibi trikleri varsa onu biliyorlardır belki. Gondola hoş geldin. Adam Kalibjian, Sonya Coronado, poly yapmadık, orijinal, organik aldık sesleri gibi belki olaylar vardır. Ondan haberimiz şimdi belki olabilir yani o. Belki de adamın muhteşem takımına vermişlerdir lan gerçekten ödülü. Çünkü herifin takımına bakmaktan herifi hiç dinlemiyorum yani şu anda. Aa sos Sriracha'ymış pardon ya. Özür dilerim. Sos da hata yapmışız. Biz ne dedik ki? Chipotle dedim. Haa. Horozlu sos ya işte. Aynen. Şey, Doğanay Çalgam. Ah be, Hades daha çok heyecanlanmış. Lan ne güzel anlattın be ablacığım animasyonu. Ya inanılmaz. Abla çok güzel anlatıyor hakikaten. Mesela demin bütün çete azgınlar diyen Günhan'ın bir anda böyle senin anlatışını yerim falan gibi bir şeye dönüşmesi az önce inanılmazdı yani. Greg Miller. If a picture is worth a thousand words, then an animation is worth several novels. These next nominees have managed to take still assets and turn them into living, moving worlds and characters. For everyone who has had to deal with the foibles of Maya and ZBrush, this award belongs to you. Our nominees for animation are... Maya ve ZBrush'çılara mı verdi? Evet. Güzel bir şey dedi yani hani. Evet. Güzel bir şey. Oo, burada ortam karışık. Bence burada bu arada Last of Us 2 inanılmaz hak ediyor. Evet. Aa burası da Final Fantasy de muazzamdı. Evet abi tam bir şölen gerçekten. Ben Final Fantasy'ye veririm. Last of Us inanılmaz hak ediyor bu kategoriyi biliyor musunuz? Halattan değil mi? Halat ve daha niceleri. Miles Morales hak etmiyor abi çünkü ötekinin engine'ine motion capture devam yani. Ori de çok güzel lan bu arada. Ori de edebilir yani. Ori de ediyor bu arada. Ori'nin de animasyon dili çok çok başarılı. Kaşıyla gözüyle abi, inanılmaz duygu veriyor. Karakter çok başka bir yapısı var orada. Oğlum bak Spirit Fairer ve Ori'yi hiç oynamadım ya. Oynamak lazım galiba. Spirit'i ben oynayacağım lan harbiden. Aynen Spirit'e ben de bir dönüş yapayım. Game Pass'te var bu arada.
Yes. Abi ben yok, bir ben yokum zaten. Yes. Okay. O haklı. Çok hak ettikleri bir kategoriydi gerçekten bak. Ben hayatımda daha kaliteli bir insanı dalağından şişlediğim hiçbir oyun oynamadım arkadaşlar. Last of Us Part 2 hariç. Bak, insanların boynuna, dalağına, ciğerine, köpeklerin boğazına şiş sokabildiğin daha iyi hiçbir oyun yok. Kesinlikle yani. Sakat at gaming. O adam ne yapmış lan öyle? Hep beraber. İşte animatör ekip ya abi. Aynen aynen. Anime ettiler kendilerini olsun. Plaj animatörü. Thank you. Allah adamı kadının altın el bileseğinden korusun yeğenim. Bir maden suyu verin de içeyim, şiştim. Hafta hafta ben anlamam yeğenim. Altın elbiseli kadın görürsem ben ortamdan çıkarım. There are those who may dismiss games themselves as inconsequential parlor entertainment. No exercises in frivolity that pale in comparison to film, television and theater. Disposable chocolaties to be consumed and discarded into the waste bin of forgotten novelties. But to those philistines we say with conviction. Ne büyük kelimeler sarf ediyorlar ya, inanılmaz. See, these games prove that not only can games hold their own as an art form, but they can reach equal, if not greater height, than the traditional media that precede them. Now the nominees for artistic achievement are... Oh! Oh, artistic achievement. Bakalım. Cyberpunk sanki alır bunu ya. Cyberpunk bunu alması gerekiyor. Burada Tsushima değildi lan. Tsushima abi burada Tsushima. Abi yok yok, Cyberpunk başka bir şey abi. Tsushima da iyi ama. Olmayan bir dünyayı... Ulan aslında Dreams de burayı hak ediyor bayağı ya. Dreams Photoshop ya çünkü. Oyun yapma Photoshop'u yani. Ghost of Tsushima. Dreams bir de evet daha da ileri taşıyor değil mi onu? Abi bak, çok teşekkürler Prime'sin. Ben şeyin başında burası bizi üzmez çünkü kategorileri çok iyi demiştim ya. Adam hiç bak var mı? Şurada alsa üzüleceğim bir tane oyun yok ha. Yok ya. Evet evet bu arada. Evet, gerçekten öyle. Gerçekten ben Tsushima'ya veriyorum kardeşim. Üzülmem ama veriyorum. Yok ya ben şeyden memnunum arkadaşlar. Bu yaşımda bir Cyberpunk oyunu görmüş olmaktan memnunum ya. Bir hani masaüstü RPG'si olarak. Valla hepsi hak ediyor. Hey, you know what? I'm gonna teach you how to play guitar. And the BAFTA goes to Hades. Oh, kral koydu. Vay anasını be. Vay Supergiant Games bu arada direktörüymüş. Bu arada Supergiant'ın bu art dili zaten son iki oyun Breach falan da benzerdi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Bastion, şey Transistor. Bastion'ı doğru. Bastion'ı. Yani şu açıdan abi çok farklı bir oyun Hades bence. Hades. O kadar farklı ve pastel renkleri aynı zamanda parlak renklerle birlikte kullanmak ve bütünlük oluşturmak zor bir iş. Bunu çok iyi yapıyorsun. Abi kadının arkasındaki şeylere bak abi işte. Yani aynen nereden... aynen aynen. Abi işte bak direkt... en güzel arka plan da kadının da işte sanatçı gerçekten belli yani. Acı sosla oturmamış yani. Aslan ilinden belli olur diyebilir miyiz? Evet. Muratcan teşekkür ederim. Ama belli ki mesela şey doğadan çok fazla örnek topluyor ve kullanıyor kadın. Hani evet. O yüzden ama zaten doğrusu da o ama abi sonuçta evet, yani evet. Sen yani rengi gidip yapayda üretmeyeceksin abi. Kesinlikle kesinlikle. Doğru. If you noticed it behind Baby Yoda. That is. Of course we already knew that Baby Yoda. Evet keşke CS Mandalorian izlemiştik galiba CS değil mi Mandalorian? İzledik. Yorumladık ilk iki sezonunu. Detay bakış izleyin biraz. Seviyorsun değil mi Mandalorian'ı sen? Tabii. Okay. Aradığınız Star Wars'a en yakın adam ya. Aynen. Aynen öyle. Sonunda duygulandık bile. Bütün evreni bence Jon Favreau'ya versinler. Evet abi devam etsin oğlum. İstemiş vermemişler ama abi bu arada. Evet çünkü Captain Kennedy ben başka işim var senin git orada uğraş. Evet. Doktorsun demişler, mühendissin demişler, vermemişler. Vermemişler. The nominees for diyor? Technical Achievement are... Technical Achievement. Oh. Technical Achievement abi. Çok büyük laf abi bu.
Bu asla zor, Cyberpunk ha. Değil. Bu asla Cyberpunk. Evet. Zaten yoktur burada. Demon's Souls oynamadığım için bir şey demeyeceğim. Yani bilemedim arkadaşlar ya. Çünkü yani Technical Achievement'ı bu arada Doom hak ediyor. Çünkü cep telefonunda falan 200 FPS alacaksın neredeyse yani. Nasıl yaptılarsa bu oyunu inanılmaz bir şey. Ben 320 FPS gördüm lan şeyde. Doom Eternal'da. Aslında buraya bizim Viking oyunu girmeliymiş ya. Viking değil miydi? Aa bir dakika bir dakika. Bir dakika ya budur ya. Technical Achievement'da. Valheim bu sene çıktı arkadaşlar. Girerse seneye girer. Flight Simulator da benzersiz bir şey yaptı. Bak. Doom Eternal. Flight Simulator. Bunlar show. Flight Simulator bunu niye koymuşlar ya? Bunun ne alaka bu teknikle? Abi, Sony'den aramışlar. Şey, hani anladın mı? Last of Us da bu arada bayağı iyi ama diğerlerinin yanında bence eksik kalır. Yani Flight Simulator'a kıyaslayınca. Flight'a veriyorum. Abi Spider-Man'in Michael Bay filmi olduğu için koymuşlar ya. Evet. Değil mi? Şu oyunu hala oynamadım. Michael Bay ortalığı patlatsın diye. Yatıyor PlayStation'da oyun. Oynayacağım bir ara. And the BAFTA goes to... Dreams. Aaa, okey. Bu çok okey ya. Bunun tabii hiç lafım yok biliyor musunuz? Yani oyun yapma oyunu yapmış adam. Evet ha, yani hiç güzel, güzel. Discord'ları bozuldu bir an. Ana. Ses gelmiyor. Heh. Aa gitti ses. Olmadı. Yazık. Abi mikrofon kapalı. Abi bu adam Attack on Titan'daki Zeke'ye benziyor lan. Bu benim Ali diye bir arkadaşım var ona benziyor. Zeke Yager bu, Zeke Yager. Çek abi be, adam mikrofonu kapalı kalmış, ne kötü be. Çok tatlı. Ya. Bir daha öyle. Looks like we've lost sound there. Don't worry, if you tune in to the after party, we'll hopefully be able to get the Dreams team back there to have their moment. Ama böyle olur mu lan, konuşturun adamı. Geçtiler. Ayıp ettiler. Öyledir abi, ada disiplini var bunlarda. İngiliz futbolu oynuyorlar. Çat çat. Abi şu önce mavili maskıtmenler ateş edecek, sonra kırmızı maskıtmenler ateş edecek. Aynen. Ama ayıp oldu biraz lan, yani. Adam da mikrofonunu açaymış oğlum, öyle şey mi olur? Within the entertainment industries. With the BAFTA Games Awards, we intend not just to recognize great achievements, but to inspire them as well. It is our enduring mission to help create and support. Kızın gamzesinin gamzesi var ha, fark ettiniz mi? Ya gördüm, sürekli övecek başka şeyler buluyoruz ya. Ne yapayım abi, muhabbetini dinlemiyorum kızın. Ben de tipine bakıyorum, ne yapayım yani. So, let's take a look at some of the highlights from these initiatives. BAFTA as an institution has always been on the forefront of recognizing great accomplishments. Heykelde böyle yapıyoruz ödülü. Troy Baker şey değil mi ya? Last of Us 2'yi beğenmiyorsanız siz yapın diye tweet atan reis değil mi ya? O mu? Evet evet, inanılmazdı. Üzdü bizi orada. Ya Troy Baker'ın geçtiğimiz yıllar içinde biraz götü kalktı arkadaşlar. Onun sebebi o. Yoksa fena adam değildir yani. Eleştiriyorsunuz ama siz daha iyisini yapın da görelim dedi Last of Us 2 ile alakalı. Evet evet, bir genel bir gaza geldiler orada da ben Troy Baker'ı kötü yazmıyorum deftere yani. Bu arada arkadaşlar çok çok samimi bir itirafta bulunacağım. Bu tarz böyle bir parti, gala vesairede gidip gerçekten bire içmeyi özledim ya. İnanılmaz ya şu an. Canın çekti değil mi görünce? Evet abi, çok istedim ya. Gerçekten böyle gereksiz böyle heyecan yapmışım. Is realizing something that we gamers have known for a while. That games can help connect you with others on a deeper level. Ya BAFTA ödül töreni çok mu iyi gidiyor arkadaşlar, yoksa biz Game Awards'tan çıktığımız için böyle şey miyiz? Yok çok yok iyi. Yok ya. Çok iyi çok iyi. Hiç bullshit yok. Henüz hiç şey falan çıkmadı, farkında mısınız? Fortnite'a Doritos özel işte Pepsi paketleri geldi falan hani böyle. Doritos özel. Abi çok tatlı ya. Young Game Designer yarışması yapmışlar. Baksana Young Game Designer'lar yetişiyor. Aa, dünyanın en iyi bestecilerinden bir tanesi lan bu adam. Oo, bayılıyorum ben Austin Vintory'e. Zevkli adam. Kral. Austin Vintory, Assassin's Creed Syndicate'ın soundtracklerini yapmıştı. O muhteşem şeyleri imza atan adam bu. Oo. Hah.
Yine Dreams. Technical problems in the technical achievements. Yazık adama ya. Bak atlamadılar Mert. Çok sevindim. Çok sevindim. Humanity, humanity restored. Aynen, gerçekten insanlık dersi verdiler. Haluk Bilginer alacak mı acaba Best Performer'da ya? Şansı var. Abi bilmiyorum ya. Taner Birsel ve Mehmet Günsür da alabilir gibi. Bu arada aklınıza hep böyle esprilerde bu isimler geliyor değil mi? Haluk Bilginer, Mehmet Günsür, işte ne bileyim, tabii. Taner Birsel. Yurt dışında onlar ama, var. Ama bir şey diyeceğim, bir Lifetime Achievement'da Şener Şan'ı koyarız bence ya. Ben sana söyleyeyim ya. Kesin. Onur ödülü. Tabii tabii, Lifetime Achievement'da abi. Family Game, Among Us alabilir belki burada. Yok be abi. Böyle... Animal Crossing değil mi artık aynı, ya? Aynı odada Last of Us'a sarılıp üzüntüden birbirimize ağlayıp şey mi yapacaktık abi? Animal Crossing alır ya. Ya bence de Animal Crossing alsın da Among Us'a bilmiyorum, bir şey verirler gibi. Eli geliyor, Eli. Ha sihirim seni ya, tatlılığa bak. Aa Eli, Eli bu mu lan? Evet, Eli. Ama Eli çok Game daha Game of Thrones çocuk. Sesi bu, sesi bu. Hayır, Ellie oynayacak. Olmuş da yaklaşan HBO dizisinde bu. Ellie. Evet, evet. Dizide oynayacak. Game evet. of Thrones'ta oynuyordu. Önce Jon Snow'un kral yaptı. Evet. Evet. Aa, günaydın dedeciğim, hoş geldin. Vallahi bilmiyordum. Bunu bile beğenmediler ya, bunu bile beğenmedi. Kızı beğenmediler. Ha, Animal Crossing aldı ya bunu. Dur bakalım ya, diğerlerini bir göreydik. Abi bu da neymiş abi ya? Abi çok renkli, zor. Çok kaotik ya. Fall Guys'a oynayan aile var mı acaba ya? Fall Guys'a çünkü inanılmaz salyalı bir kadro oynuyordu yani. Minecraft aa bunda böyle bir şey girmez. Mi var lan? Var var, ben bunu oynuyorum arada. Güzelmiş. Bunu oynayalım. Abi sıkılırız. Biraz simple. Tontik tontik böyle. Olsun, tontik olsun. Bunun yerine başka bir Dungeon Crawler oynayalım. Aa. Aa. Oynamadığım bir oyun aldı lan. Şunu merak ettim. Gireyim bari. Ya bu Sackboy bu arada bayağı vardı ya. Onun bir farklı versiyonu galiba bu. PS5 bu çıktı diye işte. Bir şey söyleyeceğim. Deminki kızı yani. Deminki kızı His Dark Materials'da oynuyor diye sundular ama o kız His Dark Materials'da oynamıyor. His Dark Materials'da küçük Wolverine oynuyor. Bu kızcağız Game of Thrones'da oynamıştı. Görüyorsunuz evet. Değil mi? Beyazlar ve genç kızlar diye aktörleri bile karıştırıyorlar. Bu ırkçılıktır işte arkadaşım. Let's call this shit out. Bu ırkçılıktır. Ben çok tuhaf buldum ya. Animal Crossing'e verilmemesine. Evet. A Little Big Planet. Evet doğru, oradan hatırlıyorum ben. Bu arada belki arkadaşlar, bir evde bir Switch oluyor diye belki vermemişlerdi. Arkadaşlar ödül töreni bitince 4 kişi bir oyunumuz yok mu ya artık? Bir şeyler girelim. Balvan falan. Neye karşıyız? 4 kişi zombilere karşı. Ben bilmiyorum neyimiz varsa girelim işte. Ben bir şey bu akşamı pas geçebilirim. Yarın sabah Indway sunumuculuk. Aynen, benim de işim var bu akşam. Aa, ama hadi bakalım peki. Evet. İyi ama yarın uçuyorsanız CV yerine şey yapabiliriz ya. Yarın Sea of Thieves o zaman. Ne dersin? Yarın full oyun zaten. Vadi tabii, ve full tabii. Oyun zaten yarın. Yarın Sea of Thieves yapalım. Geliyor mu ses? Görüyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Arkadakiler geliyor, bir şey bar 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 bir şey konuşuyor da ona konsantre evet. Oldum. Aynen. Sea of Thieves bende inik. Gidelim abi, her kızı dolanalım. Ben bu kadını çok beğeniyorum bu arada. Alana Pierce'ı. Çok beğeniyorum. Kim bu? Güzelmiş. Yazar, editör bir tane. Oyun yazarı. Kral. Kraliçe. Santa Monica Studios'un şeyi artık. PR işini yapıyor geldi, artık. Geldi. Bu kategori neydi, kaçırdım. Ben de o müzik galiba. Oğlum bu arada yarın şey mi oynasak, Conan mı oynasak ya? Ne yapacağız abi? Conan Exiles mi? Birbirimizi çüklerinden tutup çekiştirecek miyiz sağda solda? Olabilir. Olabilir bu arada. Sea of Thieves yapalım ya. Şimdi Sungur söyledi, bir canım çekti. Arkadaşlar kategoriyi falan full kaçırdım ha ben. Debut, debut abi. Best debut. Ha. Debut'dur o. Debut. Debut. Ha. Kaput. Aa bunu oynamadım ben.
Rocky çok tatlı ya ama alamaz bence. Keşke alsa. Hadi lan oyum Rocky'ye benim. Kerry'ine vermezler de buna verirler ama. Yani Factory'ye alsın abi bu arada. And the BAFTA goes to... Aldı. Ulan bu çok kadar... mutlu oldum ya. İnanılmaz mutlu oldum ha. Helal lan Sebastian. Hakikaten. Ve bu kadar beğendiğim oyunu yapan herifin tip olarak bana benzemesi de tuhaf geldi şu anda bana. Sakalım, arkada dünyanın en düz odası var yani galiba. Oğlum adam halıları abi, attıkları odada yapıyor bu da. Yani Kerry'in oynasaydın adamın neden böyle bir oyun yaptığını ve niye böyle bir odada yaşadığını anlardın. Ben tam yani herifi o kadar iyi anladım ki şu an. Kerry'in yapmak için doğmuş herif zaten. İnsülin düşük diyorsun. Oğlum Kerry'in de sürekli insanların kafalarını kemirerek patlatıyorsun ya. Çok abi, keyifli bir oyun. Mahallesinde oturuyor bu da belli ki. Kospodin hoş geldin. Hem level save yapısı çok güzeldi. O yani piksel artı falan çok iyiydi ya. Çok güzel, çok mutlu oldum. Abi, umut işte vardı resmen ya. Kenshi kafası dark designerlar böyle. Abi bayağı mutlu oldum çünkü yani bu işte bence bütün game designer developerlara yani yapın abi. Evet yapın. Bakın size ödül verecek bir organizasyon var yani. Aynen öyle. Game Awards'ı sallayın. Adam gibi arkasında durun oyunuzun ve British Awards'da sallayın bayrakları ya. Bu kadar. Çok sevindim ya. Kerry'in de serisi var benim kanalda. Kerry'in'le alakalı şöyle bir şey oldu. 5 bölüm oynadık. 6. bölümde artık o kadar uzatmış ki çocuk bir yerden sonra. Kerry'in'i ben bitiremedim. Ama ilk oynadığım 5 bölümden inanılmaz memnunum. 6'da dev buy'dı bir yerden sonra ama. Yine de okeydi. Çok normal abi. British game. En iyi gavur ödülü. En iyi gavur oyunu. Neye verecekler? En iyi ada oyunu ya. Ama adanın hangi tarafında? Volkaysa verecekler galiba ha. Dream Sauce. Britanya'dan mı? İşte. Bir şey söyleyeyim mi? Rocky'ye verebilirler ha. Sanattır deyip, BAFTA'yız biz deyip. Rocky bebeğim. Sackboy neymiş arkadaş bu kadar? Ya işte Sackboy öyle mi? Platformer. Aa, bunu hiç bilmediğim bir oyun. Sackboy'un ilki ya tabii evde yan yana oturup oynamak için çok iyiydi de bunu oynamadım ben de. Ne güzel shader'lar yazıyorlar şu oyunlara ya. Vallahi değil mi? Yerli ve milli oyun kategorisi. Aa, bu Sackboy neymiş ya bu kadar? Bir şey söyleyeceğim ya, biraz para alınmış gibi sanki ya Sony'den. Oğlum Sony'den para alınsa Sackboy'a mı verirler ödülleri? Sony'den para alanların hangi oyunlara ödül verdiğini gördüm. Ama Family şey Game diye belki bilmiyorum. Şey olabilir. Demiş olabilirler yani, abi Last of Us'a vermeyiz de hadi Sackboy'a falan veririz gibi mi yapmış olabilirler yani, ne bileyim. Şey mi demiş, siz bize 100 bin dolar vermeyin de 50 bin dolar verin. Hani. Aynen. Aha Little Big Planet ya Sackboy'a şimdi atladım onu. Evet. Benim dediğimi yazdılar şey. Ben onu oynamıştım, o güzeldi. Eğlenceli. Şöyle ilginç bir data var chatten geldi. Bu kategori Brexit sonrası eklenmiş. Ha, pardon, Brexit sonrası mı eklendi demişler. Öyle mi acaba? Adalı ve milli oyunlar kategorisi. Evet. Böyle şey, kraliçeye ait oyunlar kategorisi. Evet. Şey, İngiltere'de biliyorsunuz pasaportun üzerinde yazıyor Property of Queen diye. Tabii. Herkes evet, biliyorsunuz kraliçenin malı olduğu için. Keşke Sir bir kişi verseymiş bu ödülü ya. Sir bir kişi değil mi? Gandalf verseymiş değil mi Gandalf? Aa bak bizim chat'e bilgi geldi şimdi. Erzurum'da Kars'ın yapımcısına demişler ki ülkeni kötülersen sana vereceğiz ödülü demişler. Kötülemem demiş. Alamamış çocuk o yüzden. Yazık lan. Helal olsun ona. Helal olsun. Fatih Akkuyup duygulandım şu anda. Aynen. Little Big Planet güzel ya. Sökülen müzik. Narratif gelecek şimdi. Yok, aa müzik kategorisi. Hades. Hades hakikaten burada çok güçlü. Doom Eternal çok güçlü arkadaşlar. Oo Doom evet lan bu arada. Ama Doom yok arasında. Adaylar arasında. Oha Hans Zimmer. Yine Sackboy'a mı verirler acaba? Vay. Aa Gnosian çalıyor lan. Erik Satie. Kendi BAFTA ödülüyle tabii çalacak. Ne oluyor ya? Sketch yapmış. Hans Zimmer sunacakmış, yalan olmuş galiba.
Aa, Hans Zimmer satmış lan töreni. Bundan sonra Interstellar soundtrack dinlemiyorum. Hadi kardeşim hadi sen anca TNT müzik yap hadi falan. Hans Zimmer'a laf ediliyor falan. Ha bir dakika şey mi dediler? Hans Zimmer sunacaktı sunmadım dediler. Evet evet hasta olmuş. Abla müzisyensin evine bir kayıt mikrofonu alaymışsın keşke sen de ama ya. Hep kameranın önü tüy olmuş oğlum zaten. Kamera tüy değil abi kızın elbiselerim. Kadın elbise... nasıl yansıyor ya inanılmaz. Kızın pulları parlıyor. Eric Satie Gnosian değil mi ya? Debussy Claire de Lune mu çalıyordu? Aa. Ben hiç duyamadım valla. Hey just... Abi Do Stop Oshima ya çok iyi olmuş. Alt yazılar canlı çok komik geliyor ya. Haiti. Hades why not? The Last of Us Part 2. Why not? Geç Last of Us Part 1'in müzikleri Part 2'den daha iyiydi kesinlikle ya. Ne? Bill Smith'in oğlunun şarkısı yok mu bunda? Bu niye her kategoride? Bunu tokatlamak için koymuşlar adeta ha. Her kategoriye koyalım hiçbir şey vermiyor. Aa, Ori de çok iyiydi ya. Ori çok iyiydi lan. Ori çok ya herkes ne kadar bayılıyor Ori'ye. Ben hiç oynamadım bunu ya. Oğlum ben ilkini oynarken sinir krizi geçirdim sonlarda çünkü çok iyi oyun. Bu ne? Bu Sackboy mu yine? Neymiş bu Sackboy arkadaş? Evet. Little Big Planet olmuş işte. Little Big Planet oynamamış onu, mıydın? Multiplayer Family Adventure. Aa! Ne alaka ya? Ne alaka ya? Vay be insomniac. Hayır bir şey söyleyeyim mi? Kaçmaya başladı ya. İlk oyunun müzikleri gerçekten çok iyiydi Spider-Man'de. Ama Spider-Man Miles Morales Allah aşkına ya. Miles Morales'i ben bitirdim. Miles Morales'in tadı damağımdan gitsin diye önceki Spider-Man oyununa geri döndüm bir 20 saat de onun üstüne oynadım ki şeyin tadını bastırsın diye Miles Morales'in. O kadar gereksizdi yani. Ben anlamadım. Şaşırdım. Beğenmediğim tek kategori oldu. İlginç. Oynamadığım için net de bir şey diyemedim ama diğer adaylar çok güçlüydü yani. İlginç. Since its inception, the Fellowship Award has been given to gaming luminaries who have made outstanding contributions to the medium. Oyunun aydınlık yüzüne verilen ödüller de var. Tuna şu ödülü aldığını düşünsene. Öf çıldırırım ya yemin ediyorum. Bayağı dümbüllünün kabuğu gibi bir ödül şu verdikleri şu anda. Aa böyle bayağı saçmalarım ya. Bayağı nef yani. Her şeyi bütün dünyayı satarım yani onu. Horizon Zero Dawn. Please welcome the head of Sony Worldwide Studios, Herman Hulst. Ha bu abi bu arada Sony stüdyoların genel başına geçti artık. Mesela bu adam şimdi dese ki God of War 2'de baltayı çıkar yerine çekiç koyun koyuyorlar falan öyle bir herif bu artık. Önce gitsin baksana zaten bir arka plan olsun. Çünkü önce o darbeyi yemiş kafaya zaten yani. Aa, niye siz? Abi çok tutkulu konuşuyor. Ben gerildim. Evet evet ama düşün bu adam Hideo Kojima'yı yönetiyor oğlum şu anda. Yani Kojima'yı arıyor şu anda. Ne yaptın lan yeni oyunu falan diyor. Hani Kojima da böyle sanat gibi yani bizi film gibi falan filan diyor. Az önce ayinden çıkmış gibi herif lan. Çok acayip. Oğlum bütün delilerle manyaklarla bu herif uğraşıyor işte. Beynim. Mehmet Karahanlı gibi olmuş adam yani. Evet evet baron. Lübnan'dan araştırın. Oğlum bayağı Sackboy falan şey yapıyorlar bu arada ya. Benim bir kaşım kalktı bu konuda yani. Kaşım. Hangisi? Sağ mı sol mu? Sağ. Ha, Dreams'i yapan abla almış bu sene. Şey, Luminaries ödülünü. Ha. Helal. To continue to push boundaries. Last of all, you're a force of nature, without whom I think Media Molecule would have lasted 15 minutes, but instead it's still. Aa evet, Yakuza. Yakuza'ya da verseler keşke ya gerçekten. Yakuza çok iyi ya.
Hiç ama hiç ama yok yani. Aa, bu sene Yakuza oyunu çıktı mı diyecektim ben. Doğru, şey çıktı değil mi? Screaming Dragon çıktı. Evet abi. Yalnız Medya Molekül ekibi tam gözümde canlandırdığım gibi. Ekipteki herkes deli deli. Normal adam yok yani. Çok. Bunlar 1970'lerdeki pozisyonlarını değiştirmemişler. Aynen. Ama zaten bunların yaptığı oyunlardan hissediyorsun yani böyle deli deli olduklarını ya. Lego evet, teknikleri evet. De yığmışlar oraya. New Jersey, Jim Morrison konserinde tutukları anlardan. Chicago 7'lisi arkadaş bunlar. Chicago 7'lisi. We love working with students and we love seeing what you guys are doing. You are massively, massively inspiring. It's hard for me to summarize my feelings about Siobhan because I think she's a person. Hey, good evening, Tim Schaeffer, reis be. She has made such a Adam. Contribution to the art form and she's done so with creativity and integrity. Allah Allah, inanılmaz Little Big Planet ve Sackboy övüldü bugün hakikaten. Evet, bir tuhaf yani. I love you have for connecting the wider game development community. Little Big Planet hatta sevgililerin sevgili olmasını perçinleyen oyun olarak ünlüydü zamanında çünkü. Is one of her many many incredible traits. When I grow up, I want to be Siobhan ready. Siobhan leads and inspires. Yani acaba şey gibi mi olmuş ya böyle? Hani Dreams'i yaptılar ve gerçekten çok büyük bir technical achievement. Gerçekten oyun yapıyorsun. Ama kimse pek siklemedi. Hani o yüzden biraz hakkını verelim gibi mi olmuş acaba? Anlamadım ki. Bilmem. Dreams'in mi? Verdiler onun işte. Ona da verdi. Ha, bunlar hep aynı stüdyo ya abi, Medya Molekül. O yüzden dedim. Yani ha. Bir şeyler yapmaya devam etsinler diye böyle mi acaba? Bilemedim ki. Sony'den paralar yatmış mı diyorsun abi sen? Ya paralar yatmış olmasa bile teşvik gibi mi acaba bilmiyorum da. Dreams hak etmiş lan bu arada bence. Niye şey yaptın? Ya oğlum Dreams bambaşka bir olay tabii ki yani hani. Ama açıkçası ben Dreams'de bir penis yaptım. Ve çok da realistik ve çok da güzel bir penisti. Sonra sildim yani. Gogol'un paltosu, hoş geldin. Muhtemelen o gün serverlarda bunu düşünmüşlerdir. Biz bir şey yanlış yaptık. Abi gerçekten işte fark ya. Kadınların hepsi mükemmel arka planlar, mükemmel ortamlar. Adamlara bak ya. At gibi ortamlarda videoya gelmişsiniz. Allah Allah. We couldn't be more proud of you down here. Your games have brought so much joy to so many. Birazdan dev örümcek kadını kapacak gibi bir yer değil mi ya? Hakikaten ha yani. Indiana Jones musun abla sen de? Gerçi bak ya abi burada, güzel. Şefir abi. Dreams'de, güzel. Dreams'de gerçekten 5 saat uğraşsan Erzurum'dan iyi oyun yaparsın yani hani. Oğlum her nerede uğra? Ben masada artıkları birleştirsem daha iyi oyun çıkardım. Gerçi evet abi, doğru. Dökülmüş simit yemek sigara, artıkları. Sigara falan. Paketiyle daha iyi oyun yaparım. Yaparsın. Stop motion yaparsın. Evet, Tent Doktor hoş geldin. Bak arkada mekka bir şey vardı, kadının da göremedim. Fancan sürekli kadınların arkasına bakıyorsun. Abi gözüm gönlüm açıldı yemin ediyorum, adamlara bak ya. Bu arada hadi bu abimiz güzel yerde oturmuş da düz duvara oturmuş artık ya, bir arka plan. Oğlum evet ya, Carrion'un yapımcısı çok tuhaftı gerçekten yani, bayağı ben, ya Carrion'un ya da cinayet işliyor. Carrion'un yapımcısı Black Pill'ci, ben size söyleyeyim, Red Pill'ci falan da değil, Black Pill'ci yani, ben onu anladım. Evet evet. Evet evet. I have so many people to thank. Vay arkadaş ya, onursal ödül ya, kolay mı bunu almak? Tabii tabii. Bir de büyük olay. Bir de ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Hani artık bu pandemi falan bilmem ne de herkes kendisine kaliteli bir webcam alsın gibi sanki bir durum da var artık. Abicim evet. Kadının belki durumu yoktur. Niye şey yapıyorsun ki sen şimdi yani? Oğlum var yani, vardır herhalde ya. Yani bu laptop webcam bu arada belli. Evet evet, yani sanki böyle pandemide herkes böyle bir, yani bilmiyorum. Türk olmayan herkes tabii, Türk olmayan herkes. Abi bu bir şey diyeceğim de, Game Awards mu herkese Fortnite reklamı alıp evine teknik sistem yollayacak? Vay, işin icraatın içinden konuştu. Doğru, sen de haklısın. Anladın mı? Game Awards orada almış şuradan, Riot'tan paraları, Tencent'ten paraları bilmem ne. Dağıtmış.
Epic de zaten biliyorsunuz 40 Tencent'in zaten. O Fortnite, evet, iki evet. Fortnite reklamına herkese kamera yollamışlar orada yani. Chat gaza gelmeyin. Türkler dışında dedim. Türkler önce ekmek alsın. Allah Allah. Kaşınıyorsun yine. So proud of what we have achieved with Dreams and I'm excited to Ekmelettin. Ya tamam Dreams iyi hoş falan da Dreams'i de 5 kişi aldı ya. Artık bununla yüzleşmemiz lazım. Onu da söyleyelim yani. İşte evet abi evet. Ya benim chat'te işte üzerine yapılan yani bazı modların ve oyunların şeylerinden bahsediyorlar değil mi? Açtığı kapı önemli demek ya abi. Yani daha ayrı bir konu. Abi şöyle Dreams'i bir de çok neslin sonuna çıkarabildiler ya öyle bir sıkıntılar oldu aslında. Yani tam böyle Dreams çıktı, hadi kapatıyoruz filan oldular. PlayStation 5 muhabbeti başladı böyle açıkçası. Bir de ben Dreams'e bu arada çok sert girecektim. VR desteğini çıkartmadılar, o yüzden girmedim. Çünkü yani dünyanın içine girip iki elle çizim yapmak varken niye dışarıdan tık tık böyle küçük küçük çizim yapayım? Ablanın da konuşması varmış ya biraz. Varmış. Yok şey normal BAFTA konuşmaları falan yapıyor. Gençlere gaz veren. Part of the media, we affect the collective cultural consciousness in the way that we include and represent society in our work. So the opportunity is missed when inclusion isn't a priority. Our media is so powerful. Everyone out there. Doğru. Doğru. Doğru diyor. Let's keep learning and being thoughtful and considerate and making changes. This industry has changed a lot since I started in it. I have no nostalgia for the games industry of the past. I only have plans and hopes and excitement for the future. There are many doing great work, way way more than me. It makes me so happy to show how progressive we can be. Haluk Bilginer'e de ısıtmayacağız değil mi buradan? Haluk Bilginer ne diyecek acaba? Bu arada Sörün varlığı alacak mı acaba? Alın beni Sör Haluk Bilginer. Bence alır. Yazılım öğrenin evet doğru. Developers arkadaşlar. Yazınız. Aileyi unutmayın. Bak hazır hepiniz buradayken söyleyeyim arkadaşlar. Developers, game designers, game artists. Bulun beni. Bana bir yazın. Yollayın projenizi, CV'nizi. Açık çek. Kaçırmayın. Developers, 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 developers. Developers, developers, developers. Belli ki abla Midsommar evinde yaşıyor bir tane. Onu da anladık. Abi çatıya bak zaten abi. Evet. Doğru söylüyor. Oyun endüstrisi güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten gelin. Ben şu an Summon Developers yapacağım böyle. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bütün yazılımcılar bana ulaşsın. Bütün tasarımcılar bana gelsin. Seneye BAFTA garantili iş istiyorsanız gelin. Reklam ajansı gibi oldu. İddialı. Size ödül garantili iş yapacağız. BAFTA garantili. Ama önce Game Awards'a takılacağız. Hadi bakalım, ileri bakalım. Ha. Yeni yayından bekliyoruz. I think as a result of everything we've experienced in 2020 now going into 2021. Bu Frankie de çok tatlıymış ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şey çok ilginç. Videonun başında böyle Günay şey diyordu. Allah Allah yani herkes de azgın falan diyordu. Sonra senin lafını yerim bana geldi. Sancan demiş şey diyordu. Valla kızların arka planları ne güzel falan diyordu. Şu anda da Frankie de şey geldi. Yani arkadaşlar yavaş yavaş gemide filmi gibi gemide filmi izliyoruz yani o noktaya. İltifat ettim be Allah Allah. Tamam canım bir şey demedik ya. Allah Allah. Tancan go to horny jail ya yani gerçekten. Sus, sen sus lan. Sen oğlum şey demedim ben ama. Altın öyle bir şey yiyorum ama öyle yapmadım yani. Arkadaşlar dayanın.
love Back for Blood's beta. I'm so ready. Ya Elden Ring yeter. Oh Elden Ring. Fragman çıkartacaksanız çıkartın yeter be. Oh Elden Ring. Yani artık fragman mı çıkartıyorsunuz, gameplay mi, bir görelim artık yeter be. Oh Elden Ring. Oh Elden Ring. Oh Elden Ring. George R. R. Martin var kardeşim, yetmiyor mu işte, Allah Allah. Evet abi ya, hafiften bozulmaya başlıyorum Elden Ring'e yani. Aha Özgün geldi. Hüseyin Hüseyin. Abi bir de bunlar acayip güçlü oluyorlar. Ne? Fiziksel olarak yani. Kimler? Siyahi bir adam var ekranda, onu mu diyorsun? Hayır hayır, siyahiler değil, hayır. Siyahi bir adam vardı sen bunu tam söylerken. Hayır Elden Ring, hayır şey Elden Ring. Bunlar deyip siyahi şey adamı anlattın galiba sen. Rapçileri mi diyorsun? Özgün'e benzeyen adam için dedim. Kurt adam genetiği diyordun ya, ona dedim. Ya sen var ya sen. Sen çok ucundan tutunuyorsun hayatı sen. Aşırı oh, tüylü insanlar çok kuvvetli oluyor dedim yani. Kötü bir şey demedim. Daha da kötü oldu, dur dur. Oğlum bunda bir şey yok bence yani. Frank'i çok tatlıdan aşırı kıllılar çok iyi oluyor abiye geldik. Hayır yani. Abi testosteronu yüksek olanlar fiziksel bir güçlü oluyor diyorum yani. Anladım. Ama Mert sana bir şey söyleyeyim mi? Testosteronu yüksek olanların tüyleri az olur. Biliyorsun. Ya tamam, yanlış biliyormuşum o zaman. Yanlış bir şey söylemişim. Kendiliğin sebebi testosteron fazlası abi. O yüzden var orada. Günahkar abiler. Ucundan tutunuyorsun hayata günden ha. Bu hayatı köseler yaşıyor ya. Aa Jennifer Hale abla. Oh karizma. Ya Mass Effect reis ya. Aynen bayılıyorum ben bu kadına. Ay kurban olurum sesine, ne kadar güzel. Oğlum ne kadar karizma. Abi arka planda muazzam. Bu var ya bu. Beğendin mi Tancan? Beğendim. Tanıdığımız bütün karizma kadın karakterleri seslendiren kadın bu işte. Mass Effect Shepard ya, 500 saatim var benim bu hanımefendi kulağımdayken. Helal. Bu hanımefendi kulağımdayken çok iyi. 500 saat ben oynadım, hanımefendi kulağıma konuştu. Jennifer Hale çok klas bir hanımefendidir. Bunun bir Shepard cosplay'i var biliyor musun onu? Bayağı güzel. Evet evet tabii canım. Narratifte de Valhalla'ya vermezsin ya. Ayıp olmasın diye koymuşlar. Hades. Cyberpunk alsın arkadaşlar. Narratif. Evet alsın. Ya Hades, ne Hades? Hades almasın artık burada da. Alır, o Tsushima'yı geç. Tsushima da tırttı bu arada ya. Hades. Hades. Abi biz de ne kaçırmışız bu oyunu? Bunun TV Edition nereye çıkmış? Netflix'e mi çıkmış? Netflix'e çıksa niye TV Edition'desin hemen? Yok abi Blue TV'ye çıkmış. İyi de abi. TV Edition farkı ne ben de bilmiyorum. Ha oyunun TV Edition'ı nedir? Bunu sorgulamayacak mıyız artık? İşte hiç anlamadım ben. Bu arada arkadaşlar. Morales niye burada ya? Ha Miles Morales'in bir hikayesi, bir öyküsü var. Bebe yazmış, Wattpad'den almışlar gibi. Aha. Kim? Hades. Hadi! Hey, I'm Craig Kasavin, writer yani, and creative director at Supergiant Games. Bilmiyorum. Ne oldu Günhan? Hades de mi para yatırmış bağımsız stüdyo? 100 milyon mu saymış Baftan'ın eline? Yok Hades için demiyorum da Sony biraz yatırmış gibi hissediyorum yani. Oğlum Hades'i aldı işte, bağımsız oyunlar yapıştırıp duruyorlar, daha ne? Yok yok ama Miles Morales çok böyle alakasız şeylerde çıktı. O yüzden diyorum. Ya arkadaş gösterip vermiyorlar. Niye sen böylesin? Bak testosteronu işte, yüksek abi, adam. Katılabilmek için Baftan'a kayıt olan stüdyo sonuçta yapacak bir şey yok abi ona yani. Portraying these characters on getting them right and to everyone. Yani oraya başvurmazsan oraya çıkmıyorsun zaten. Throughout development. Thank you. This year we felt more grateful than ever for the incredible evocative performances in games. Oh, başrol geliyor. Ya bunu Abby'ye verirlerse inanılmaz gülerim bu arada ya. Umarım Abby'ye verirler bunu. İyice şey olur böyle. BAFTA. Sizi kudurtmak için buradayız. Bir şey diyeceğim. Evi ne ya evi? Abby. Bu arada burada rol olarak Jin Sakai çok iyiydi Tsushima'da bence. Rol olarak. Güzeldi tabii. Onun hikayesi de güzeldi. Aa, Jin Sakai şey One Piece'ten Zoro'yu seslendiren adam ha. Öyle mi? Tabii tabii. Zoro'nun sesi. Direkt. It's about embodying a role and breathing life into it. Bu kim lan, bu sesi de inanılmaz tanıdık. Bunda bak Doom var ya. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Jin Sakai karakterin adı lan bu arada. Tabii. Keanu Reeves almasın mı arkadaşlar burada ya? Cyberpunk
Keanu yok zaten. Bile, en küçük görevinde bile Keanu Reeves vardı yani hani. Bilmiyorum Keanu ben çok aday değil. Ettim. Hadi ya. Leading role çünkü abi. Keanu pop up. Support da olabilirdi yani. Ben Tsushima'ya veriyorum bunu. Daisuke Tsuji. Ona o aldı. Sen bu adama haksızlık ettin. Vallahi Ellie de alsa alır. Bir şey can, V, female V alsın abi bence. Ben female V isterim. Niye female V peki? Niye male V değil? Yeter artık bu SJV'ler. Helelek helelek. Ya, abi male V bok gibi çünkü. Oynamadım male ki. Shepherd gibi çok kötü. Kim niye male V ile oynasın ki abi zaten? Bebekler bebeği. Female V olabilir ya bence. Final Fantasy diyorlar, ne diyorsun? Final'daydı lan. Ya sikiyim Final Fantasy ya. Niye kardeşim, ne güzel oyun. Yok yalnız, abi ben bununla ilgili... Yok. Jin Sakai de gerçekten çok iyiydi ya. Evet evet. Jin Sakai de alabilir. Aynen. Abby alsın Abby ya. Abby alsın abi. Bak bu Abby'dir. Abby. 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 Abby ne yapıyor? Ama yeter ha. Ya Miles Morales oyun saymış olmalarında ben çok şaşırıyorum artık yani. Allah Allah ya. Miles Morales glorified bir DLC yani sadece. And the BAFTA goes to Laura Bailey. Yes be! Aldı. Abby be! Helal hoş olsun kız sana. Bu kadının evini taşlamışlar değil mi? Hıyarlı. Evet evet. Vay sen Abby'yi nasıl seslendirirsin, nasıl GeForce Now 75 TL yaparsın diye linç ettiler bu kızcağızı. Ve arka planı sanat be. Tamam ben ikna oldum. Yürü ablam. Troy Baker. Bu arada you're a pillar in my life and you will continue to be until we are covered in wrinkles and ne gitmiş bu Troy Baker arkadaş. Şöyle Last of Us 2'yi ben çok sıkılarak ve bayılarak oynadım. Sevdiğim bütün kısımlarında Abby'nin olduğu kısımlardı. Yani Abby'yi bana oyun sevdirtti bir şekilde. O yüzden bir de yani bu kadar negatif ve bu kadar sevilmeyecek bir karakteri çok iyi taşıdı kız bu sene aslında. Yani zor iş bir de ya, o kadar tepkinin altında da yani. Tabii tabii yani şey bak yani Abby inanılmaz kötü bir karakter olarak başlıyor. Oyun boyunca oyun sana biraz zorla sevdirtiyor Abby'yi açıkçası. O zorla sevdirtmenin içerisinde ama Laura Bailey'nin performansı bence çok keyifli bir performanstı gerçekten. Bir de Critical Role'un başrollerinden bu abla. Ha, değil mi? Söylemiştin onu. Has diyen diyici. Has Pathfinder'cı. Daha da çok kanımsındı şimdi. D20'ciler kazanacak. Nazi çizgi roman falan da yapıyor. Ne pardon. D20 kazanır abi. Kazanır. İki kere 20 atarsan Critical'ın Critical olur mu? Tabii. Şey Critical... Zaten Critical hit o. Tabii şey... 3 kere atarsan. Palamut'la böyle şey ejderha öldürebilirsin gözünden vurup. Aa şimdi en iyi ödül mü geliyor? Yok, multiplayer. These nominees have innovated new and fun ways to bring us together. Tamam okey şey. Ne bu? Multiplayer galiba. Oynak. Fall Guys. Named by New York Magazine as one of. Burada Fall Guys da var, Valorant da var, Sackboy var yine. Burada Fall Guys da var, Valorant da var. İnanılmaz bir makyaj bu arada. Show. Helal vallahi. Yani drag queenlerin ötesinde makyaj yapabilen hiç kimse yok herhalde dünyada ya. Drag queen bir de o bayağı farklı boyuta taşıyorlar oğlum. Tabii, tabii. İnanılmaz bir seviye çıkarıyor. Alsın artık ya. Alır bunu da. Alırsa. Multiplayer kategorisinde mi? Ha. Zayıftı gerçi multiplayer biraz. Sen ne yapıyorsun burada Deep Rock? Bu da bayağı keyifli oyun bu arada. Bu çok güzeldi lan. Bunu az bak hiç oynamadık. Ben bir kere oynadım. Bizim Spec Imbire oynamıştık. Çok keyifli oyundu. Biz buna Pelin'le girdik 1-2 hafta önce. Sağlam ekiple ha. Girsen yine bayağı oynarsın bunu. Ghost of Tsushima'da multiplayer'ın var lan. Evet lan ben çok şaşırdım. Bu ne? O kadar iplememişiz ki.
Ya abi bu Sekmoyu'dan da haberimiz yok. Günhan sen de iyice şey yaptın. Geçeceğim de. Ha. Animal Crossing alır bunu. Oğlum demek ki keyifli yani... Sekmoyu hiçbirimiz oynamadık bak şimdi. Ben şunu söylemek istiyorum. Sektirin gidin. Ya arkadaş ya. Olacak, olacak, olacak o kadar. Ne bakalım sen Sant'tan paralar yapmış mı? Yes be, sonunda aldı. Yes. Ya BAFTA'ya bak sen ya. Peki Günhan, siz hala milleti mi dolandırıyorsunuz Animal Crossing'te? Param bitince dolandırıyorum evet. En son 7 milyon param vardı. Ne? Borsası var abi Animal Crossing'in. Gidip şey yapıyoruz. İnsanlardan ucuza turp alıp pahalıya satıyoruz. Bu ticaret oğlum, dolandırıcılık değil ki. Ya işte orada bir dolandırıcılık yapıyoruz abi. Yok öyle devlet gibi tamam fiyatla alıyorlar muhtemelen. Ha. Evet çünkü şöyle. Ya yok şey yapıyoruz. Ada basıyoruz abi. Mesela sıra mıra oluyor genelde. Biz şey yapıyoruz. Kendi turplarımızı ya da kendi şeylerimizi vermeden, para vermeden çalıyoruz kaçıyoruz. Ucuza da almıyorsunuz yani. Yani evet, dolandırıcılık da değil aslında. Bağımsızlık. We launched the next generation of ambitious new consoles and saw innovative titles set new standards in design. And of course, we've welcomed more players than ever before into our community. And watched as the world of games. Evet, eşkıyalık demeyelim de ticaret diyelim aynı. Bizim turpumuz batmaz Yahya. Most of us have struggled through a year of separation. Turp sehemi yapacağız. Gerçekten oğlum turp borsası var oyunun. Sitesi falan var. Takip edebiliyorsun turp fiyatları. Ne kaldı? Best game kaldı değil mi? Başka bir şey kalmadı. Galiba. Yalnız BAFTA ne kadar elit bir organizasyonmuş bu arada hakikaten ya. Evet ya. Bundan sonra hep BAFTA izlerim sadece. BAFTA. Gerçi diğerinde de güzel dalga geçip eğlenebiliyoruz yani, eğlencesi güzel. Abi evet, tamam da yani 8. aynı oyun geldiği zaman çıldırıyorduk be. Sinirden giriyorduk işte. 3 yani tane tamam da 8 tane değil abi yani. Video games have always been open to all. A joyful invitation to an adventure. No matter who or where you are. Bu arada Half-Life Alyx hiç evet, ödül almadı şu ana kadar. Best Game'i de ona versinler, bu fast kapansın yani. Helal olsun. Best Game Half-Life Alyx o kadar hak ediyor ki bu arada ya. Valorant hiç almadı lan. Ben izlediğim kadar biliyorum. Sen oğlum Valorant ne? Valorant'a ne ödülü vereceksin? Valorant'a vereceğin ödülleri CSGO ile Overwatch'a verirsin zaten. Yani makul olan olduğu için almamıştır Valorant. Ama yani hani hiç böyle paralar yatmamış belli ki, sıfır yani. İşte para yatmayınca ödül yok kral işte. Paralar yatmamış ya da adamlar para almamış oğlum. Yani British Academy'de böyle hakikaten Amerika'daki akademi gibiyse zaten biliyorsunuz bunun funding'i şeyden geliyor ya. Yönetmenler, evet, aktörler, aktrisler falan aidat ödüyor buraya yani bunlar. Evet. Yani zaten adamın parası $1000 aidatı varsa şeyden, atıyorum ayda 500 pound yatıyordur şeyden. Bütün İngiliz sinema televizyon camiasından yatıyordur parası zaten hepsinin. Ya Game Awards bayağı şey gibiydi çünkü. Çin kerhanesi gibiydi yani. Bir şey söyleyeyim mi? Belki Çin kerhanesinden bile kötüydü ya. Olabilir. Ne? Vietnam kerhanesi. Yok bence kerhaneden kötüydü yani. Yani ya, mobil nasıldı Game Awards biliyor musun? Mobil oyun gibiydi abi. Mobil oyunlarda şey oluyor ya böyle. Bölümü geçemedin. Reklam. Bölümü geçtin. Reklam. Bölümü çok iyi geçtin. İki katı para ister misin? Reklam. Ana menüye döndün. Reklam. Ayağımı ister misin? Reklam. Falan yani. Affedersiniz, kerhanede bile kapıdan girince belli miktar ödemeni yapıyorsundur, işine bakıyorsundur, anladın mı? Ama mobil oyun gibi bir kerhane ben hayal edemiyorum. Game Awards öyleydi yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sevgilim beni niye terk edecektin? Evet, Game Awards öyleydi baya. Paşa Fencer gibiydi. Oha adama bak, bu nasıl bir adam? Oo karizma. Adam siyahi sadece, ne sıkıntım var abi? Oğlum hayır, baksana adama. Üzerindeki takıma falan böyle. Ha anladım. Karizma baya yani. Etkilendin yani. Evet oğlum baksana yani, acayip bir adam yani. Rapçi mi bu? SSMS'e bak oğlum. Best game. Best game. Alyx almalı bence ama Hades alacak. Ya bunu Alyx alması lazım ya. Alyx'in hem de şey alması lazım. Lifetime falan alması lazım. Hani 5 ödülümüz var. 5 ödüllük veriyoruz sana falan gibi yapmaları lazım. Ha, ödül pass. Award pass gibi.
Hades. Ya kanka Alex'i de bir tek Türkiye'de sen oynadın yani şimdi. Ne yapayım oğlum? Ödüller de Türkiye'de değil oğlum zaten. Dünyanın en iyi oyunu lan. Yani tabii ki mecrasıyla alakalı bir şey yani, anladın mı? Yani inanılmaz bir avantajı var Alex'in tabii ki. Ama güzel oyun. Evet yani ben o kadar oynayamadım ki, o kadar üzgünüm ki bu konuda böyle. Sen Alex dediğinde şey oluyorum lan, ben onu oynayamadım lan. Yani ne yazık ki herkes öyle oluyor zaten. Ya yok artık ya. O oldu. Helal be. Oo. Yani ya adamı girecek gibi. Mr. Pop Rose 30. ayında hoş geldin. Ya neymiş bu hadis arkadaş ya. Helal be. Ya bir oyun şey diyeceğim. Be. Evet bir tık öyle olmadık mı ya ya gerçekten de. Yo okay. Ben çok mutluyum. Çok okey bence. Ya evet evet arkadaşlar, bu arada Last of Us da alabilirdi. Hani düşünürseniz. Evet Last of Us alsaydı üzülürdük bence. Yani evet ama işte. Yani hak... Chat'te Cheddar gibi oldu biraz yazmışlar. Yani şey oldu, hak etmeyen bir oyun almadı kesinlikle. Hades de çok iyi bir oyun ama bunu Half-Life Alyx'in alıp götürmesi lazımdı. Biraz ayıp ettiler bence. Evet yani hani... E peki arkadaş, bu Half-Life Alyx'i BAFTA da oynamamış demek ki yani. Bir tek ben oynadım galiba bu oyunu. Ben ve şey. Hala olay ne biliyor musun abi? Half-Life şey oyunu yolluyorsa ama VR seti yollamadığın için kimse oynuyor. Kimse oynuyor. Belli ki Half-Life Alyx'i bir tek ben ve Valve'in kurucusu adam oynadık, Gabe'ın. Yani onun dışında kimse oynamadı yazık. O da kendi adasında böyle özel sistemiyle oynamıştı. Hatta bu arada... Arkadaştı. Lafınızı bölüyorum. Birdenbire şey gibi çıkartmadılar mı abi şey diye. Arkadaşlar işte bu arada biz böyle bir şey yaptık, alın oynayın diye hiç duyuru muyuru hiçbir şey yapmadı. Evet, evet. Maşallah sana da be. Bir madde evet, suyu verin diyeceğim. Pü 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 maşallah. Frankie'yi de buradan çok öpüyoruz. Çok iyi sundum. Bayrakları yolluyor muyuz arkadaşlar chat'e? Aa evet arkadaşlar, hadi bakalım. BAFTA'nın chatini Türk bayraklarıyla kapatıyoruz arkadaşlar. Yapıştırın. Haydi bakalım. Vurun. Türkiye! Türkiye! Yine de helal olsun. Sonuncu hariç hiçbirini de üzmedi. Yo bir tanesi daha üzmüştü ne? Alakasız bir şey vermişlerdi bir tane de. Müzik galiba. Aa, millet, müzik. Yabancılar bayağı küfür ediyor lan chatte. İğrençti falan diye. Ya o bayraklar gelmeye başladı güzel abi. Rap şimdi onları yok ettik işte. Aynen. Küfür, BAFTA'yı kötülettirmeyeceğiz. Türkiye'nin gücü BAFTA'yı korumak. Bu arada bir lafınızı böleceğim. Şey ilginç bak. Half-Life Alyx'in soundtrack'i benim oyunu kapattıktan sonra dinlemeye devam ettiğim tek soundtrack'ti bu sene. Half-Life Alyx'in soundtrack'ine de bakmayı herkese tavsiye ederim. Mükemmel bir soundtrack'i var. Ama işte anlayana, oynayana, oynayabilene ne yapacaksın? Benim VR setim başka bir arkadaşın development'ına yardımcı olmak için gitti ama gelince gireceğim. Yapıştır. Vive'la salona kurup televizyonu kırana kadar. Ay Spider-Man'e müzik vermişlerdi ya. Ya onu dedim ya demin. Ay. Evet abi. Evet o biraz tuhaf. Thanks so much to L for hosting our awards tonight. It's been a difficult year for so many. That's a little bit weird. To celebrate our tenacious and resilient industry. And let's congratulate every one of our BAFTA nominees. The people who've pushed technology. Vallahi çok tatmin edici bir ödül töreniydi ama. All in all. Abi bir öncekinden önce sonra pardon muazzam oldu ya. Yani. Bir önceki evet, yani. Gaming Awards diyorduk ki ona zaten. Evet. Twitch.tv/twitchgaming ne kötü bir adres bu. Bak evet. Elias Silivud. Ha. Merak yolu açık olsun. Hadi geçmiş evet. Olsun ya. Hadi bakalım geçmiş olsun. Vallahi güzeldi. Geçmiş olsun. Gerçekten memnun kaldık. Güzeldi. Hey, şey gibi oldu. Palet cleanser gibi oldu. Ağzımızın tadı kapanışta, yerine geldi diyebilir miyiz? Türk bayraklarını da astık abi bu haftaya. Ha bilmiyorum. Aynen arkadaşlar. Benim... Lütfen chat'e Türk bayrakları yağdırın. Ha. Oh işte budur ya. Türkiye! Türkiye! Süper. Haluk Bilginer de spamleyin. Aynen Haluk Bilginer. Burak da 3 gol attı. Onu da yazın. Hollanda'ya çaktık ya. Aynen.
Peki. O zaman vallahi teşekkür ediyorum arkadaşlar yayın için. Çok güzel yayın oldu. Ben de aynı şekilde. Ya yarın sabah erken şey olmasa, konferans olmasa geceyi değerlendirelim derdim ama. Onu biraz çalışmam ama yarın beraberiz. Yarın. Yine birlikte uçacağız. Sea of Thieves'e girelim aynen. Sea of Thieves. O zaman ben indireyim. İndireyim Sea of Thieves. Tamamdır. O zaman. Sağ sola salçalıyor muyuz? Tabii tabii abi. Serserilik full. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Ben bundan sonra Facebook'ta yayına devam ederim. Kendinize iyi baktınız. Görüşmek üzere sevgili dostlar. YouTube'u da kapattım. Takas yayını açayım. Hadi bay bay. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Haydin.